saniye şey YouTube'u başlatacak. Orada bir 20 saniye kadar şey fark var canlı yayında. Bir onu bekleyelim. Hemen 1 dakika içinde falan olur herhalde. YouTube'da canlı yayın başlamış görünüyor hocam şu anda. Evet, buyurun. İyi akşamlar. Docomo'nun Türkiye Çalışma Grubu'nun Webinarlar dizisindeki 4. ve son etkinliğe hepiniz hoş geldiniz. Etkinliğimiz kaydediliyor. YouTube ve Facebook üzerinden de canlı yayınlanıyor. Etkinlik süresince mikrofonların kapalı tutulmasını, chat kutusunun da yalnız soru ve yorum iletmek için kullanılmasını rica ediyoruz. YouTube'dan izleyenlerinin sorularının da iletileceği bilgisini vermek isteriz. Önce kısa bir tanıtım yapmak istiyorum. Docomo 1988 yılında kurulan modern mimarlık mirasının korunması ve belgelenmesi için çalışan uluslararası bir kuruluş. 2002 yılından bu yana da Docomo Türkiye Uluslararası Çalışma Grubu faaliyetlerini sürdürmekte. Son yıllarda yeni bir örgütlenme ile Docomo Türkiye çatısı altında 4 farklı çalışma grubu oluşturulmuş. Etkinlik serimizin adı Bilanço 2020. Amacı 2020 yılında modern mimarlık mirasının korunması konusunda öne çıkan konuları tartışmak, bu konuları gündemde tutmak ve gelecekte bu konuda yaşanacak sorunları azaltmaktır. Bu webinarlar dizisinin 1. etkinliğinde eğitim ve kuram komitesi rekonstitüsyon konusunu, 2. etkinlikte kent ve peyzaj komitesi 20. yüzyıl kent katmanlarının korunması konusunu, 3. etkinlikte teknoloji komitesi modern mirasın deprem güvenliği ve güçlendirilmesi konusunu ele almıştı. Bugün de iç mekan komitesi olarak yeniden işlevlendirme ve modern iç mekanlar konusunu ele aldığımız 4. webinarda birlikteyiz. Komite üyelerimizin isimlerini burada görebilirsiniz. Oldukça kalabalık bir komite olarak çalışıyoruz. Tüm üyelerimize emekleri için tekrar teşekkür ederiz. Öncelikle kendimi tanıtayım. Ben Ebru Karabağ, Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Ben bugün 2020 yılının işlevsel dönüşüm açısından bilançosuna kısaca değindikten sonra yeniden işlevlendirmede yasal çerçeve başlıklı sunumunu yapmak üzere sözü İç Mekan Komitesi üyesi Deniz Avcı Husanlı'ya bırakacağım. Ardından da 2 tane çok değerli konuşmacımız var. Sayın Cengiz Kaboğlu ve Sayın Nimet Özgönül. Konuklarımızın sunuşlarının ardından da izleyicilerimizin sorularına geçeceğiz. 2020 yılının bilançosuna geçmeden önce yeniden işlevlendirme kavramına kısaca değinmek istiyorum. Yaşadığımız kentler, bugünkü yapılı çevremiz tarihsel süreklilik içinde yer almış, farklı dönem ve kültürleri temsil etmesi sebebiyle korunmaktadır. Bu farklı dönem ve kültürlerden bir tanesi de 20. yüzyıl katmanıdır. Diğer dönem yapılarında olduğu gibi bu dönem yapılarının da bir taraftan varlıklarını sürdürürken diğer taraftan da değişime ve gelişime cevap verebilmeleri gerekmektedir. Bunun için işlevsel olarak yenilenmesi veya yeniden işlevlendirilmesi kaçınılmazdır. Aslında yeniden işlevlendirme tarih boyunca yapılmış bir uygulamadır. Fakat geçen yüzyıla kadar gelişigüzel yapılan bu uygulamalar günümüzde ilkeleri olan bir disiplin haline gelmiş. Mimarlık pratiğinin önemli bir araştırma, tartışma ve uygulama alanı olmuştur.
Korumanın kuramsal gelişimi süresince üretilen bütün tavsiye kararları ve dokümanlarda özgün niteliklerin korunması ve sürdürülmesi koşuluyla işlevlendirmenin desteklendiği ve müdahale tasarımında yaratıcılığın teşvik edildiği görülmektedir. Uygulamaya baktığımızda ise eski tutumların yerini çağdaş mimari pratiklere bırakmaya başlaması 20. yüzyılın ikinci yarısında olmuştur. Bu konuda öncü mimarlardan birisi Carlo Scarpa, başyapıtı sayılan Verona'daki Castel Vecchio Müzesi'nde iki yaklaşımını özgün yapının anlamının yorumlanması üzerine temellendirmiştir. Farklı dönem izlerini ortaya çıkararak bağlamsal ve tarihi niteliklere dikkat çekmiş ve mevcut yapıyla farklılaşarak ilişki kuran çağdaş bir katman eklemiştir. Klasik restorasyon biçimlerinin aksine tarihi olanı yeni malzemelerle öne çıkarmış, modern mimarlık ögelerini tarihi yapının eski dokusuyla birleştirerek yeni bir mimarlık biçimi ortaya koymuştur. Günümüze kadar olan süreçte yeniden işlevlendirmede kullanılan strateji ve taktikler oldukça çeşitlenmiştir. Örnekler incelendiğinde bir taraftan tarihi yapının kimliğine zarar veren aşırı müdahaleci, diğer taraftan yeni işlevin gereksinimlerini karşılayamayan niteliksiz tasarımların sayıca fazla olduğu dikkat çekmektedir. Bu iki uç örnek arasında da farklı yaklaşımlar görülmektedir. Bu çeşitliliği tartışmaya açmak için birkaç örnek hatırlatmak gerekirse, en dikkat çeken örneklerden birisi Madrid'deki Keijia Forum'dur. Herzog de Meuron tarafından 2008 yılında yapılan müdahalede yapının zemin ile ilişkisi koparılarak içine ve üstüne çağdaş bir katman yerleştirilmiştir. Zeitz Müzesi'nde silo yapısının kalın betonarme duvarları kesilerek elde edilen sergileme alanı kendisi de bir sergi ürünü haline gelmiştir. Üçüncü örnekte yeni işlev mekanları yapıya neredeyse hiç müdahale etmeden eklenmektedir. Dördüncü örnekte Barcelona pavyonu bu defa geçici bir işlevle özgün mimari niteliklerini vurgulayan bir aydınlatma enstalasyonuna sahne olmuştur. Son örnekte ise Hollanda'da bir sığınak yapısı küçük bir kentsel iç mekan ortaya çıkaracak şekilde dilimlenerek açılmış ve kendisi de bir sergi ürününe dönüşmüştür. Günümüzde mimarlık ürünleri dışında altyapı, ulaşım tesisleri ve benzeri geçmişten kalan her şeyin yeniden işlevlendirilebildiği örnekleri görmekteyiz. İlk örnekte İsviçre'de bir viyadüğün kemerleri kafe ve dükkanlarla yeniden işlevlendirilmiş. New York'taki High Line'ı hepimiz biliyoruz. Terk edilmiş bir tren hattı rekreasyon alanına dönüştürülmüş. Hollanda'da bir vinç yolu ofis binasına, Norveç'te bir kayak atlama kulesi Airbnb evine, hatta İngiltere'de bir mavna ofis mekanına dönüştürülmüştür. Yeniden işlevlendirmede özgün işlev veya ona en yakın işlev tercih edilmektedir. Ama bu her zaman mümkün olmamaktadır. Dolayısıyla mevcut yapı yeni işlev uyumu da tartışılması gereken konulardan birisidir. Görüldüğü gibi kuramsal çerçeve ve ilkesel kararlar uygulamayı yönlendirmede yeterince etkili olamamaktadır. Tarihi, simgesel, mekansal ve benzeri birçok değer taşıyan yapı yeniden işlevlendirme potansiyeli taşımasına rağmen yıkılmakta veya özgün niteliklerini kaybettiren müdahalelere maruz kalmaktadır. 2020 yılının bilançosuna bakacak olursak bu konuda yeniden işlevlendirme ile ilgili 5 tane yapı öne çıkmaktadır. Bunlardan 3 tanesi Ankara, 2 tanesi İstanbul'da yer almakta. En dikkat çeken örneklerden birisi Türkiye'nin ilk toplu konut projesi olan Saraçoğlu Mahallesi. Şükrü Saraçoğlu'nun başbakanlığı döneminde üst düzey bürokratlara lojman olarak yapılmıştır. İkinci ulusal mimarlık akımının başkentteki en önemli yapılarından bir tanesidir. 2013 yılında afet risk bölgesi ilan edilerek afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun uyarınca
ticaret merkezleri, fuar alanları, eğlence merkezlerinden oluşan işlevlerle dönüştürüleceği haberiyle gündeme gelmiş. 2020 yılında ise aslında uygun restore edilip kafeler, restoranlar, sergi salonları, kütüphaneler ve benzeri sosyal mekanlardan oluşan bir tür kentsel dönüşüm projesi ile gündeme gelmiştir. Saraçoğlu Mahallesi'nde yapılan çalışmaların içeriği henüz bilinmemekte. Yeniden işlevlendirme ile ilgili olarak üretilen tavsiye kararları ve yönlendirici belgelere uygun yapılıp yapılmadığını bilmiyoruz. Diğer iki yapı yine Ankara'dan Ulus İşhanı ve Ulus 100. Yıl Çarşısı. Ulus İşhanı Emekli Sandığı tarafından İşhanı ve Ulus Meydanı'nın Tanzimi adıyla gerçekleştirilen yarışmada birincilik ödülü alan Orhan Bulak, Orhan Bozkurt ve Gazenfer Beken'e ait proje uyarınca inşa edilmiştir. Bir yüksek ve altı alçak olmak üzere toplam 7 kütleden oluşan bir yapı kompleksidir. Ulus 100. Yıl Çarşısı 1967 yılında Ankara Valiliği'nin açtığı ulusal bir yarışma ile yapılmış bir yapıdır. Çarşı, büro binalarıyla birlikte Semra Dikel ve Orhan Dikel tarafından tasarlanmıştır. Ankara Büyükşehir Belediyesi yeni Ulus Meydanı projesi kapsamında önce geri dönüşüm malzemeleri karşılığı yıkımı gündeme gelmiş. Ardından oluşturulan çalışma grubunun çabalarıyla yıkım süreci durdurulmuş ve meydan ile birlikte alanı bir bütün olarak ele alan önerilerin geliştirilmesi, yarışma açılması ve benzeri konular gündeme gelmiştir. Diğer örneğimiz İstanbul'da 1961 yılında Mimar Maruf Önal tarafından tasarlanan ve 62'de açılan Rex Sineması. İstanbul'da döneminin modernleşen kent yaşamını temsil eden önemli bir yapı. 2020 yılının Nisan ayında kapatılmış ve yıkım kararlarıyla gündeme gelmiş. Mülk sahibi Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı temsilcileri tarafından sinemanın yıkılarak yerinde çok amaçlı salonlar, sinema ve tiyatro salonları, kafe ve restoranlardan oluşan bir kültür merkezi yapılmasına ilişkin açıklamalar yapılmış. Bildiğimiz kadarıyla henüz bir karar alınmamış durumda. Sinemanın sahip olduğu somut ve somut olmayan değerlerinin korunarak yeniden işlevlendirilmesini veya işlevsel olarak yenilenmesini ümit ediyoruz. Son örneğimiz ise açılan proje yarışması sonucu Doğan Erginbaş, Ömer Güney ve İsmail Utkular tarafından tasarlanan ve 45 yılında temelleri atılan TRT İstanbul Radyo Evi. Burası radyo binası olarak tasarlanmış, özel bir mimariye sahip, kentin ve Cumhuriyet Türkiye'sinin sembol yapılarından birisi. 2000 yılında otel olması, 2012 yılında Birleşmiş Milletler'e verilmek istenmesiyle gündeme gelmiş. 2020 Aralık ayında ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na verileceği iddia edilmiş. Ardından depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılmıştır. Şu anda bu yapının da akıbeti bilinmiyor. Tüm bunların yanı sıra işlevlendirilemeden kaybettiğimiz Bursa Merkez Bankası, Ankara AOÇ Marmara Köşkü, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi gibi örnekler de var. Modern mimarlık mirası yapılar görüldüğü gibi sürekli yıkım, satış ve cepheli yenileme kararları ile kabul edilemez bir biçimde gündeme gelmektedir. Burada en büyük problem 20. yüzyıl mimarlık ürünlerinin korunması gereken bir kültür mirası olarak görülmemesidir. Oysa başarılı uygulamalar mevcut yapı ve yeni işlevin uyumlu birlikteliğinin yapılı çevremizi nasıl zenginleştirdiğini göstermektedir. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi yeniden işlevlendirmede yasal çerçeve konusunda sunuş yapmak üzere sözü İç Mekan Komitesi üyemiz sevgili Deniz'e bırakıyorum. Teşekkür ediyorum Ebru Hocam. Merhabalar, ben Deniz Avcı Hosanlı. Kadir Has Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışıyorum. Bugün Dokomomo Türkiye İç Mekan Komitesi adına bilanço 2020 tartışmaları altında komitemizin belirlediği yeniden işlevlendirme konusunun yasal çerçevesinden bahsetmek istiyorum.
Yeniden işlevlendirme kavramının farklı tüzükler, bildirgeler ve kanunlarda farklı ifadeleri olduğunu görmekteyiz. Bu ifadeler şu şekilde: adaptasyon, uyarlama veya uyarlanma olarak da ifade edilebiliyor. Dönüşüm ve değişim başlığı altında da işlenebiliyor ve tabii ki tam anlamıyla adaptive reuse dediğimizde bu Türkçe'ye yeniden uyarlanma, yeniden uyarlama, yeniden işlevlendirme, uyarlanabilir yeniden kullanım, yeni işlev verme ve tanıtma ifadeleriyle de Türkçe'de kullanılabiliyor. Yeni işlevler, yeniden kullanım ve kullanımdan bahsederken de aslında aynı konunun tartışabildiğini görüyoruz. Ve son olarak uyumlu kullanımdan bahsederken aslında yeniden işlevlendirme mevzusunda özgün işlevinden çok uzak olmayan ve hatta aynı olan bir kullanımdan bahsediliyor. Tüm bunlar genellikle kültürel mirası terk etmek veya her kültürel mirası müzeye dönüştürmek yerine yapıları faydalı işlevlerle kullanarak korumayı ifade ediyor. Uluslararası bildirgelerle başlayacak olursak en erken örneğini görebildiğimiz 1931 yılında yayınlanan Atina tüzüğü. Burada anıtlara yalnızca özgün işlevinden çok uzak olmayan ve binada önemli hasara neden olmayacak şekilde yeni kullanım verilmesinden ve yeniden kullanım nedeniyle ekler yapılması gerekirse yeni öğelerin en az da tutulmaları, yalın ve yapısal düzenin yansır karakterde olmaları gerektiğinden bahsedilmekte. 1964 yılına geldiğimizde ise Venedik tüzüğünde anıtların korunması yararlı toplumsal amaç için kullanmakla kolaylaştırılabilir ifadesi bulunmakta. Buna ek olarak ancak bu sınırlar içinde yeni işlevin gerektirdiği değişiklikler tasarlanabilir ve buna izin verilebilir denmekte. 1975 yılına geldiğimizde ise Amsterdam bildirgesinde aslında çok basit bir ifadeyle tarihi yapılara çağdaş yaşamın gerekleriyle ilişkili yeni işlevler verilebileceği gösterilmiştir denmekte. İKOMOS tüzüklerine baktığımızda ise 1987 yılında Washington tüzüğünü görüyoruz. Diğer bir adıyla tarihi kentlerin ve kentsel alanların korunması tüzüğü olarak da geçiyor. Burada yeni işlev ve etkinlikler tarihi kent veya kentsel alanın karakteriyle uyumlu olmalıdır ifadesi bulunmakta ve eski yapılar uyarlanırken mevcut mekansal oluşumu saygı görmelidir denmekte. 1999 yılına geldiğimizde ise İKOMOS geleneksel mimari miras tüzüğüne bakıyoruz. Burada yeni işleve uyarlama, adaptasyon başlığı altında genişletilerek bir ifade bulunmakta ve geleneksel yapıların yeni işlevleri uyarlanması ve yeniden kullanımında yapılar kabul edilebilir bir yaşam standardına yükseltilirken bütünlüğü, karakteri ve biçimi saygı görmelidir denmekte. 2011 yılına geldiğimizde ise Dublin ilkelerinde veya diğer bir adıyla endüstri mirası sitleri, yapıları, alanları ve peyzajlarının korunması için ilkeler. Burada endüstri mirasının korunması için en uygun yol özgün kullanımlarının sürdürülmesi veya olmazsa uygun yeni kullanımlar bulunmasıdır ifadesi var. Ek olarak yeni kullanımlar sitin özelliklerine saygı göstermelidir denmekte. Yine 2011 yılında Valletta ilkelerine baktığımızda veya diğer bir adıyla tarihi kentlerin ve kentsel alanların korunması ve yönetimiyle ilgili Valletta ilkeleri. Burada yeni işlevler başlığı altında işleniyor bu konu. İlk önce 1987 yılında yayınlanan Washington tüzüğü hatırlatılarak yeni etkinlikler, geleneksel faaliyetlerin ve yerel halkın geçimini sağlayan işleri engellememelidir ifadesi bulunmakta. Tabii ki İKOMOS'a üye olan ülkelerin kendi yayınladıkları ulusal tüzükler bulunmakta İKOMOS şemsiyesi altında. Burada öncelikli olarak Burra tüzüğüne bakabiliriz. 1981 yılında yayınlanan ve 2013 yılında revize edilen, diğer bir adıyla kültürel öneme sahip yerlerin korunması için Avustralya İKOMOS tüzüğü. Burada uyarlama, adaptasyon, kullanım ve uyumlu kullanım kavramlarının tanımlandığını görüyoruz. Uyarlama ve adaptasyon için bir yeri mevcut kullanıma veya önerilen bir kullanıma uyacak şekilde değiştirmek anlamına geldiğini söylemekte ve uyumlu kullanım için ise bir yerin kültürel önemine saygı duyan bir kullanım anlamına geldiğinden bahsetmekte. Yine aynı tüzükte kullanım için bir yerin kullanımı kültürel öneme sahipse muhafaza edilmelidir ifadesi bulunmakta, yani aynı kullanımın devam ettirilmesi gerektiğini ifade etmekte. Değişim için ise kültürel önemi korumak için değişim gerekli olabilir. Ancak kültürel önemi azalttığı durumlarda istenmeyen bir durumdur denmekte.
aynı tüzükte uyarlama adaptasyon bir madde altında genişletiyor ve uyarlama adaptasyon yalnızca uyarlamanın yerin kültürel önemi üzerinde minimum etkiye sahip olduğu durumlarda kabul edilebileceğinden bahsediliyor. 1982 yılında ise Quebec mirasını koruma tüzüğüne baktığımızda önemli bulduğum bir ifade bulunmakta. Burada mirasımızı kullanırken müzelerin ve turizm merkezlerinin yapay yaşamını korumak yerine günlük yaşamı korumalı ve yeniden tanıtmalıyız denmekte. 1983 yılında Appleton tüzüğüne baktığımızda ise bu sefer yeniden işlevlendirme ifadesi rehabilitasyon altında tanımlanıyor ve bir kaynağın yeni kullanım için uyarlamayı içerebilecek çağdaş işlevsel standartlara dönüştürülmesi şeklinde bir ifade bulunmakta. Kullanım için ise bir mülk başlangıçta amaçlanan amacı için kullanılmalıdır. Bu mümkün değilse minimum değişiklik gerektiren uyumlu bir kullanım sağlamak için her türlü çaba gösterilmelidir ifadesi bulunmakta. 2010 yılında Yeni Zelanda tüzüğüne baktığımızda ise veya diğer bir adıyla kültürel miras değerine sahip yerlerin korunmasına ilişkin ICOMOS Yeni Zelanda revize edilmiş tüzüğü. Yine benzer tanımların olduğunu görüyoruz burada adaptasyon ve uyumlu kullanım Burra tüzüğünde olduğu gibi. Ve kullanım için yine bir yerin kullanımının kültürel miras değerinin ayrılmaz bir parçası olduğu durumlarda bu kullanım muhafaza edilmelidir ifadesi bulunmakta. Ve aynı tüzük yine uyarlama ve adaptasyon kavramını bir maddede açıyor ve diyor ki herhangi bir değişiklik minimum düzeyde olmalı, büyük ölçüde geri döndürülebilir olmalı ve yerin kültürel miras değeri üzerinde çok az etkisi veya hiç olumsuz etkisi olmamalıdır. Türkiye özeline baktığımızda ise aslında bizim koruma kanunumuz var. 1983 yılında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu. Burada yeniden işlevlendirmeye yönelik bir madde, hele ki modern yapıların ve iç mekanların yeniden işlevlendirilmesine yönelik bir madde bulunmasa da kullanma için şöyle bir ifade var. Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları belirli sürelerle kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere devlet dairelerine, kamu kurum ve kuruluşlarına, kamu menfaatine yararlı milli derneklere bırakılabilir veya gerçek ve tüzel kişilere kiraya verilebilir. Bunlar Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın iznine tabidir denmekte. Ve ICOMOS'a üye olarak Türkiye'nin de 2012-13 yıllarında yayınladığı ICOMOS Türkiye Mimari Mirası Koruma Bildirgesi bulunmakta. Burada müdahale yaklaşımları altında yeniden kullanım ve yeni işleve uyarlama işlenmekte. Ve bu yeniden kullanım sürecinde yapılar kabul edilebilir bir yaşam standardına yükseltilirken özgünlüğü, bütünlüğü ve anlamı saygı görmelidir ifadesi bulunmakta. Diğer uluslararası ve ulusal organizasyonlara baktığımızda ise İngiltere'de bu konuda önemli çalışmaların yapıldığını görmekteyiz. Bunlardan biri İngiltere Mirası, English Heritage. 2016 yılında geleneksel çiftlik binalarının dönüşümü üzerine bir kılavuz yayınlasa da aslında bu kılavuzun önerdiği yeniden işlevlendirme. Daha sonra 2017 yılına geldiğimizde de Historic England organizasyonu bu sefer Adaptive Reuse yani yeniden işlevlendirme başlığı altında yine geleneksel çiftlik binaları için bir kılavuz önermekte ve bu kılavuzda şu şekilde bir ifade bulunuyor. Yetersiz uyarlanma adaptasyon bir tehdit oluştururken yapıların tarihi karakterini ve önemini artıracak olan yeni ticari, konut ve diğer kullanımlar teşvik edilmelidir denmekte. 2016 yılında Dokomomo Uluslararası bu konuda bir konferans düzenliyor ve konferansın başlığı yeniden işlevlendirme, geleceğe doğru modern hareket. Bu konferansta bu konu çeşitli ölçeklerde ve çeşitli oturumlarda incelenmekte. Ve bizi ilgilendiren iç tasarım ve mobilya konusu. Burada da modern iç mekan, yeniden işlevlendirme bağlamında, yeniden değerlendirmeye doğru oturumunda modern iç mekanı uyarlamak, empatik bir yaklaşımda varyasyonlar, modern iç mekanda kurucu değerlerin tanınması, göçebe veya yerleşik, modernist iç mekanların yeniden kullanımı üzerine başlıklarında sunumlar gerçekleştirilmiş. Teşekkür ediyorum. Bu çerçeve konuşması için Deniz Hosanlı'ya çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ben bugünkü ilk konuşmacımız Sayın Cengiz Kaboğlu'na söz vermek istiyorum. Kendisini hepimiz çok iyi tanıyoruz ama yine de kısa bir tanıtım yapmak istiyorum. Cengiz Kaboğlu 1978 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun olmuştur.
Mezuniyetini takip eden yıllarda sırasıyla Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde araştırma görevlisi, Konya Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi ile Ankara Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. 80-83 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nde üniversite mimarı olarak görev yapmış. 84-86 yıllarında bulunduğu İtalya ve Cezayir'den döndükten sonra kurucusu olduğu KABA Eski Eserler Koruma ve Değerlendirme Mimarlık Limited şirketinde 1987 yılından bu yana mimarlık mesleğini sürdürmektedir. Kaboğlu 40 yıla varan mesleki deneyim süreci içinde proje yönetimi, kültürel mirasın korunması ve sunulması projeleri ve de yapı ve çevre tasarımı ve planlaması konularında uzmanlaşmıştır. Sayın Kaboğlu, buyurun söz sizin. Çok teşekkür ederim. Çok şey oldu, fazla beni gösterdiniz. Onun için de ayrıca teşekkür ederim. Zaten bu işler hep şey oluyor, ekiplerle olan işler, onu söylemek lazım. Örneğin benim eşim, o da yanımda şu anda, ortağımdır ayrıca. Veya işte çeşitli hocalarla çalıştık. Yani bütün bu işler kalabalık bir takım işi, yani birçok kişiyle beraber oluyor. Hepsi bana yazar gibi anlattınız ama yani arkası da böyle iş. Bugün benim planladığım şey, sizlere yapacağım sunuş, bir genel, bizim tabii akademisyen olmadığımız için diyeyim, daha pratik düşüncelerimiz var, işimiz icabı diyeyim. Böyle pratik açıdan bizim nelere önem verdiğimiz, nasıl yaklaştığımız bu konuya, yeniden işlevlendirme konusuna, genel çerçevede birkaç cümle onlarla ilgili söyleyeyim. Arkasından da örnek bir proje olarak bu konuda SEKA fabrikalarında yaptığımız işleri böyle bir hızlıca anlatmak istiyorum. Planımız bu. SEKA tabii endüstriyel miras şeysi, iyi bir örneği o açıdan da demin Deniz Hanım'ın sıraladıkları içinde anlamını bulan bir projedir o. Şimdi bizim için gene pratik olarak dediğim şey şu, bir mevcut, şöyle düşünmeye başlıyoruz açıkçası, mevcut bir yapının veya bir alanın da diyebiliriz, korunarak, geliştirilerek yeniden işlevlendirmesi neden önemli? Bir kere bu herhalde temel bir soru. Hepimizin bildiği şeyler belki ama biz buradan başlıyoruz. Yapının terk edilip tamamen yok olmasının önlenmesi. Burada farklı bir fikir olarak benim söyleyeceğim, bunu ben ahlaki bir şey olarak görüyorum açıkçası. Bir toplumsal ahlak meselesi bu. Çünkü insanlar kendi tarihlerine sahip çıkmalılar. Çıkamazlarsa bir nevi ahlaksızlık ediyorlar gibi görüyorum. Belki fazla abartı ama bu önemli bir şey. İkincisi, yapının yeniden kullanılır hale getirmekle kültürel sürekliliğin sağlanması. Bu bilginin ve tecrübenin korunması açısından önemli ve ilginç birçok şeyi de öğrenmek bakımından da insanı çeken bir husus. Ve ayrıca bu sayede birçok yeni bilgilerin geliştirilmesine yarayan bir şey. Üçüncüsü, yapının mevcut fiziki malzemelerinin mümkün olduğunca korunması ve dolayısıyla yeniden kullanılması sayesinde basitçe ham madde ve enerji tasarrufu sağlanıyor. Gene sürdürülebilirlik açısından bu önemli. Buna da ben açıkçası çok önem veriyorum. Böyle bir ekonomi elde ediliyor. Bu sadece şey değil tabii, maddi parasal bir ekonomi değil. Aynı zamanda işte dediğim gibi enerjinin sakınımı açısından da önemli. Yani karbon emisyon açısından da önemli. Kaynak israfına karşı bir şey. Üçüncüsü, bu çok önemli. Belki bunun ötekilerden daha çok ilgimi çeken şey de şu. İçinde yaşanılan çevrenin estetik açıdan zenginleşmesine katkı sağlaması. Özellikle endüstriyel yapılar bu açıdan benim için çok ilginç. Ama tabii bunun içinde nitelikli seviyede başarılı projeler olması lazım ve onların iyi sonuçlanması lazım. Çünkü öyle projelerle çevre algısı değişiyor, olumlu yönde değişiyor ve farklı yaşantılar oluşabiliyor onların içinde. Dolayısıyla kuşkusuz
eski yapıların değiştirilmesi gündeme geliyor ve belki de kaçınılmaz. Hayatın gerçeği bu. Ama bunun için dikkat edilecek birçok nokta var. Onlara göre bunları yapmak lazım. Bu değişimleri yapmak, bu müdahaleleri yapmak lazım. Bir kere demin gerçi geçti, biraz tekrar olacak ama gene bizim için önemli olduğu açısından söylemek isterim. Yapının karakterini, anlamını bozmamak çok önemli. Çünkü öbür türlü anlamı kaçtığı zaman zaten siz ne yapıyorsunuz ki? Yani zarar veriyorsunuz demektir. Onun için onu bozmayacak yönde davranmak gerekiyor. Dolayısıyla yaratıcı olmak gerekiyor. İkincisi sadece fiziki, yani gene günümüzün gerçeği bu. Sadece fiziki onarımla, yenilemeyle yetinmemek gerekiyor. Çağdaş standartlar ve güncel gereksinimleri karşılamak gerekiyor. Yoksa o hayat bulamıyor o yapı. Yeni müdahalelere gebe oluyor. Dolayısıyla burada da iyi, ilginç çözümler, yani teknolojik açıdan diyeyim, iyi çözümleri geliştirmek lazım. Bu anlamda tarihi bir yapıya yeni malzemenin getirilmesine ben açıkçası karşı değilim. Çok slogan bir laf var, yaygın bizim ülkede de. İşte tarihi yapıda beton kullanılmaz gibi. Gerçi hani dokumama çerçevesinde bu belki de biraz dışarı düşüyor ama daha eski bir, daha tarihi ker gibi yapıyı düşünelim. İşte beton kullanılamaz. Okullarda öğretilen bir şey. Ama eğer yapıya zarar vermiyorsa beton kullanabilirsiniz gibi diyorum. Üçüncüsü de çok dikkat edilmesi gereken başka bir şey. Proje sahibinin taleplerini, beklentileri üzerinde etkili olmayı becermek gerekiyor. Çünkü iyileştirici yönde davranabilmek gerekiyor. Çünkü bizim işte bu uzun yıllardır bu işi yapıyoruz. Rastladığımız çok aşırı talepler var. Aşırı müdahale istekleri var. Bunları bir şekilde mimar olarak bir yastık görevi görüp adeta biraz frenlemek, değiştirmek ve bunun içinde karar verici, parası olanı, işte işvereni, yatırımcıyı, her neyse frenlemek gerekiyor açıkçası. Özellikle kamuda iki türlü şeye rastlıyoruz, tavra bu açıdan. Bir, gerçekten sizi dinleyen korumacı olanlar var. Yahut da tamamen pandemimin öbür tarafı gibi, sarkacın öbür yarısı gibi çok aşırı müdahale talepleri var dediğim gibi. Tabii bir yapıya yaklaşırken bu sizi biçimlendiren, sizin üzerinize etki yaratan bazı etmenler var. Onlar da basitçe şunlar. Yapının malzemesi ve yapım tekniği önemli. Buna şöyle bir örnek verebilirim. İsviçre Elçiliği'nin, bizim projemizdir o. Hem yeni yapı hem de mevcut yapının korunması projesi. Mevcut yapı da gene bir Cumhuriyet dönemi yapısıdır. Orada çok değişik, yani betonarme ile kargirin bir arada olduğu çok değişik teknik çözümler vardı örneğin. Ve o bizi çok farklı yönde düşünmeye, farklı yönde çözümler, mühendislerle beraber farklı yönde çözümler bulmaya itti. İkinci etmen yapının hasarlılık durumu veya sağlamlığı nedir? Onun seviyesi çok önemli. Çünkü duruma göre sizi daha çok müdahale etmeye zorlayan bir şey oluyor bu. Unsur oluyor. Gene orada karakterini bozmamak için dikkatli olmanız gerekiyor. Üçüncüsü proje sahibinin, gene deminkiyle biraz ilişkili bir şey. Proje sahibinin durumu, yani maddi durumu yahut da kültür seviyesi, işte istek ve beklentileri, onlar da bir önemli bir etmen. Sonuncusu da yapının özgün mekan dağılımı ve kullanım kurgusu. Bu tabii ne kadar bugün için kısıtlayıcı veya ne kadar beklentileri karşılayabilir? Siz ne kadar esnek olmalısınız? Bu gibi şeyleri, sonuçları doğuruyor. Bizim şeyimiz özetle böyle, bu açıdan yaklaşımımız. Şimdi burada SECA'yı biz örnek olarak anlatmak istiyorum ben. Bizim SECA projesi şöyle önemli. Bu İzmit'in içinde çalışma hayatı ile sosyal hayatın birbirine karıştığı dolu dolu bir yer SECA. Yani demek istiyorum ki sadece binayı konuşamayız. Binanın dışında
o binada geçen yaşantılar veya onun bulunduğu kentle ilişkisi de çok önemli. Dolayısıyla siz projeyi yaparken sadece binanın kendisini düşünüp onunla ilgili çözümler, mimar olarak onunla ilgili çözümlerle falan meşgul olamıyorsunuz. Oradaki insanlarla da beraber çalışmanız gerekiyor. Bunun birazdan örneklerini de göstereceğim. Örneğin insanların yaşantılarını etkileyen birçok şey olmuş Seka'da. Fabrika açık olduğu sürece 30'lardan bu yana. Artı işçi hareketleri mesela ilk defa orada başlamış. Sendikalaşma orada başlamış. Dolayısıyla sadece endüstriyel değeri yok, tarihsel değeri de var binanın. Çok önemli bir yapı. Son bir şey, özel olarak yine ben resimle de uğraşıyorum bir taraftan. Belki o yüzden bilmiyorum. Çok üzerinde etki yaratan bir şey de Arabi ve Hurda estetiği konusu. Yani kafayı taktığım bir şey benim. Gerçekten etkileniyorum eski bir yapının karşısında bir işte diyelim ki moloz taş duvar. İşte o derzlerin taşların üzerine gelmesi, taşlarla derzlerin birlikte o genişleyen derzlerin ilişkisi. Yahut da bir işte çelik, eski çelik, perçinli bir çelik parça. Ya bütün bunlar, ya bunlar bir arada olan görüntüleri çok ilgilendiriyor. Bu da beni açıkçası tasarım yaparken şöyle etkiliyor. Böyle biraz ikonografik düşünüyorum. Yani karşıda, cephesel gibi. Yani şey, bize okulda yıllar önce öğretilen bir şey, vistalar çok önemliydi. Oradan hareketle söyleyeyim. Hani nerede insan durduğu zaman neyi görecek ve nasıl görecek? Bu da önemli çünkü şeyi binanın anlamını korumanın bir yolu bu ayrıca. Eğer buna dikkat etmez değiştirirseniz birçok şeyi yitirebilirsiniz. Şimdi şeyi onu açabilir miyiz şeyi rica etsem? Şimdi sesimi duyuyor musunuz? Yani, alo? Ses. Evet, duyuyoruz. Gösterdiğinizde görüyoruz Cengiz Bey. Sorun yok. Bir saniye bunu da daha büyütebilir miyim? Siz değil, Deniz Hocam, siz büyütebiliyor musunuz? Ben büyüttüm şimdi. Ya da ekrana sığdırmak mı? Tamam. Yani bir ekrana bir slide sığacak şekilde yani. Tamam. Şu şekilde oluyor. Tamam. Bunu biz kumanda edemiyoruz. Dilerseniz siz paylaşabilirsiniz. Ben paylaşımı durduruyorum. Şu anda görüyor musunuz bizi? Hayır, duymuyorum. Hayır hocam, göremiyoruz. Dilerseniz ben yeniden paylaşayım. Ama kontrol bende olacak. Siz anlattıkça bana geçebilirsiniz, diyebilirsiniz slide'ı. Bir saniye. Tamam. Biz yapamadık. Tamam, paylaşıyorum hemen.
Deniz'cim araya girebilir miyim? Tabii, buyurun hocam. Şimdi daha iyi oldu. Demin Elvan'ın aslında söylemeye çalıştığı presentation moda almaktı. Tam ekran görebilmek adına. Onu yapabilirsen izleyiciler daha rahat görecekler. Şu an aldım gözüküyor. Şu an çok iyi oldu. Teşekkürler. Ben size geç diyeceğim, değil mi? Öyle olacak bu iş. Tabii hocam, öyle diyebilirsiniz. Tamam. O zaman geçebiliriz. bu başta şey var. Çok hızlı geçmeyin ama. Bu tabii Cumhuriyet dönemi önemli ve Cumhuriyet döneminin kazanımlarından bir tanesi bu sanayileşmede. Ve ilk kağıt fabrikası Türkiye'de ve bu ortada şu elinde kağıt tutan adam bu işin ilahı, kağıtçı. Kendi adı da kağıtçı, o soyadını verilmiş kendisine. Geçelim. ...1933'te Sümerbank kuruluyor ilk olarak. Sonra Mehmet Ali Kağıtçı göreve başlıyor ve bu işle, bu Seka fabrikasının kurulmasıyla uğraşıyor, görevlendiriliyor. Müthiş bir adam. Yani biz bunun sergilemede kendisine özel bir bölüm ayırdık anlatmak için yaptıklarını. Müthiş bir insan. Yüzünden de belli zaten diyeyim. Devam edelim. Bunlar, biz burada sadece binanın korunması, onarılmasıyla ilgili müdahaleler değil, aynı zamanda sergileme de yaptık. Yani bir binanın bir kısmı bilim merkezi, daha büyük bir kısmı kağıt müzesi oldu. Özgün işlevinde kullanıldı. Aslında bu konuda da şunu eklemek isterim. Belediyeye kalsa bütün bina, belediye mal sahibi burada, proje sahibi, bütün bina şeydi, kağıt müzesi, pardon, bilim merkezi olacaktı. Biz ikna ettik. Bu özgün işlevi buranın kağıt fabrikası, dolayısıyla kağıt müzesi olması lazım diye ve bu zaman içinde kağıt müzesi daha da büyük bir alanı işgal eder hale geldi olumlu bir şekilde. Geçelim. Mehmet Ali Kağıtçı'nın kendi çizimleri, el çizimleri, çok yetenekli bir insan. Geçelim. Burada alan aslında Nikomedia'nın hinterlandı içinde bir alan. Dolayısıyla öncelikle Alman kazı başkanı Dörner tarafından burada kazı yapılıyor. Aşağıda Dörner'in o zamanki fotoğrafı var. Geçelim. Kalıntıların üzerinde fabrika yapılıyor aslında. Taşınıyor birçok kalıntı, önemli olanları. Fabrika inşaatından görüntüler bunlar. Tasarım Almanların tasarımı, fabrikanın tasarımı ve Celal Bayar tarafından kurdelası kesilerek açılıyor. Açılış fotoğrafı bu. 1936 yılında. Geçelim. Demin sizlere arz etmiştim. Şey önemli, bu şehrin hayatını çok etkileyen bir yer Seka. İşte Seka Kampı, Seka Spor, ondan sonra işte bandosu, radyosu, gazetesi, her şeyi var. Büyük bir merkez, şehri canlandıran büyük bir merkez. Geçelim. Orada kendilerinin yaptığı yayınlar var, günlük yayınlar. Evet. Hepsi fabrikada tabii basılıyor, fabrika kağıdına. Ve bir gün geliyor, Seka'nın kapatılması kararı alınıyor 2004-5 yıllarında ve tabii ortalık ayaklanıyor. Sadece hani orada çalışanlar işlerini kaybedecek anlamında bir karşı direniş yok. Bütün halk sokaklara dökülüyor. Çünkü demin söylediğim gibi Seka'ya şey için, İzmit için çok önemli bir yer. Devam edelim. Daha sonra sit alanı olarak ilan ediliyor ve bu şeyin insanların aidiyet duygusu açısından duygusal boyutunu diyelim hala da sürdürüyor. Bugün yaşlılarla konuşsanız bir ölçüde tabii şanslıydık çünkü Seka'nın tarihi çok eski olmadığı için
Orada yaşayanlar, mühendisleri, işçileri, ustalarıyla birçok kişiyle görüşme imkanımız oldu. Hala böyle gözleri dolu dolu insanlar var ortalıkta. Devam. Bu İzmit Körfezi'nde SEKA alanının bulunduğu yer burası. Devam. Körfezin ucunda yani. Daha yakından aynı görüntü. Bu güncel bir görüntü. Bütün fabrika alanı. Bizim ilk aşamada projesini yaptığımız kısım burası. Sağlı sollu diğer binalar orada gözüken de ikinci ve üçüncü aşamaları. Devam. Bu fabrikanın eski tarihteki hali. Fakat bir sonraki diyada göreceksiniz neler kaybedildi. Açabilir misiniz bir sonraki? Bu da bizim projeye başladığımız zaman. Gördüğünüz gibi arka taraflar, uzak taraflardaki birçok depolar, başka fabrika yapıları, atölyeler falan yıkılmış vaziyette. Hatta birçok makina, işte birçok aksam yahut da parçalar, birçok şey de hurdacılara satılmış vaziyette. Bu bizim projeye başladığımız zaman aşağı yukarı. Evet. Evet. Şimdi bizim ilk röleve yaptığımız zamanlardaki fotoğraflar. Buradan bunları size göstermek istiyorum. Çünkü binanın ne halde olduğunu anlamak için. Bu terk edildikten çok kısa süre sonra bu hale gelmiş vaziyette. Çok müthiş hızla kendi kendine bina tahrip olmuş. Biraz da soyulmuş tabii. İşte yahut da işte şeyler satılmış. Birçok malzemesi hurdacılara satılmış vaziyette. Devam edelim. Devam edelim. Devam. Evet, tahribatın boyutunu görüyorsunuz. Evet, bu büyük salondaki alt bodrum kısmı burada şu üst kotunda bunun o demir ayakların indiği yerde iki tane büyük bir lokomotiften büyük kağıt makinesinin bir tanesi sökülüp satılmış burada. Aslında iki makine var. Diğerini göreceksiniz birazdan. Bu alınıp sökülüp götürülenin yeri. Devam edelim. Evet. Alt kotlar bu halde. Tabii deniz kenarında olduğu için su sorunu da var. Diğer makineyi görüyorsunuz. Sağ taraftaki çukurda işte ilk söylediğim makinenin sökülüp satılan makinenin yeri. Orası. Yukarıda eski fotoğraf var. Geçelim. Yeni makinalardan örnekler bunlar. Evet. Evet, bütün fabrika bu halde. Yani çok şey, dolu. O kadar sökülüp satılmalara rağmen hala çok doluydu. Ve bizi çok da bir zorladı bu iş. Devam edelim. Bu bobinler de gene şey, sökülmüş yerlerinden. Buradaki makinenin, satılan makinenin küçük resmi aşağıda görüyorsunuz sağ tarafta. Devam. Bunlar elektrik panoları ve neyse ki bunlar yerinde duruyordu ve hepsi onarıldı. Devam et. Bu matbaanın makinalarından bir tanesi. Bu gazetenin basıldığı yer veya diğer yayınların. Evet. Devam edelim. Yani işte sökülen makinenin fotoğrafı orada vardı. Sağ altta fotoğraf var. Burada da yerini görüyorsunuz. Devam edelim. Evet. Bu matbaa kısmı, Allah'tan matbaa kısmındaki makinelerin epey bir kısmı yerinde duruyordu. Bunlar hepsi çalıştırıldı, tamir edildi.
Evet, matbaadan gene görüntüler. Evet. Ofislerin hali, bütün bu gördüğünüz dosyalar, kağıtlar tek tek hepsi envanterlendi, tarandı. Devam. Tartı aletleri, kağıt balyalarının tartıldığı yerler. Burası neydi hatırlamıyorum burayı. Üst kattaki depolardı galiba burası. Devam. Bizim gerçekleştirdiğimiz çalışmalar özetle şöyle. SK alanını işlevlendirme projesi. Bir master plan yap bütün alan için. İkincisi birinci kağıt fabrikası ve ekleri taşlı değirmen ve mekanik atölye yapıları, koruma, onarım ve yeniden işlevlendirme projelerini yaptık. Birinci kağıt fabrikası ve giriş yapısı mimari uygulama kontrolünü yaptık. Kağıt Müzesi'nin ve Kocaeli Bilim Merkezi'nin sergileme tasarımını ve iç mimari projesini ve kurumsal kimlik çalışmalarını yaptık. Devam. Bu master planın haftalarından bir tanesi. O koyu gördüğünüz yapılar asıl ana fabrika yapıları. Lojmanlar var. Arkada yukarıda başka daha küçük işçi evleri var. Devam edelim. Burada A yapısı diyelim bizim eklediğimiz yapıdır. Sağa doğru da uzantısı var böyle bir şey. Yamuk gibi gidiyor görüyorsunuz. Bunun amacı şu. B bilim merkezi, C ise kağıt müzesi olan kısımlar. B ile C'yi dışarıdan birleştirdik biz. Bu yeni yapıyı ekleyerek. Ama diğer yapılardan kopardık ki cepheleri kaybolmasın diye. B ve C yapılarının. Bütün teknolojik, yeni teknoloji ne varsa bu A yapısının altına geldi. Yani diğer yapılar içinde özgün mekanları bozmamak için hiçbir şey yapmadık açıkçası. Yani şey açısından kazan dairesi olsun, elektrik donanımları olsun, yani bütün mekanik, teknik, elektrik aksamlar için hepsini ısıtma dahil, hepsini A yapısında çözdük. Aynı zamanda o A yapısı giriş şeysi. Mekanı. Toplam 42 bin metrekare falandı yanlış hatırlamıyorsam. İşte diğer metrekareler gözüküyor orada. Devam edelim. Yandaki şeylerle beraber. Burada iki sayfa var. Bunları okumam lazım sabrınıza sığınarak. Çünkü bizim yaklaşımımızı burada bu projeye özgü yaklaşımımızı gösteriyor. Birinci kağıt fabrikası yaklaşık 85 yıllık geçmişiyle bugün bizlere sanayi mirası kavramı çerçevesinde dönemine ait birçok özgün bilgi ve değeri sunmaktadır. Yakın geçmişin sanayi dünyasının karakteristiklerini, teknolojik özelliklerini yansıtması ve en az onlar kadar içi dolu olan kurucularının ve çalışanlarının hikayelerini bizlere anlatması bakımından günümüzde Kağıt Müzesi ve Bilim Merkezi olarak yeniden işlevlendirilen yapı, içindeki her türlü makine, cihaz, tesisat ve aksam dahil olmak üzere tüm unsurlarıyla korunmalıdır. SEKA 1. Kağıt Fabrikası'nın çağdaş koruma yaklaşımlarıyla projelendirilerek Kağıt Müzesi ve Bilim Merkezi olarak yeniden kullanıma geçmesi, sadece İzmit halkı için değil, yerel ve yabancı tüm ziyaretçiler için önemli bir kültürel kazanım olacak. Bunları başta belediyeye anlatarak, epey bir süre anlatarak onları ikna ettik aslında. Temel tasarım kararları, arabe ve hurda estetiği yaklaşımı ile yapının özgün mimari ve sanatsal özelliklerine zarar vermeksizin gerekli koruma ve onarım müdahaleleri yapılacak. Bu yolla yapısal sorunlar ve malzeme bozulmaları giderilecektir. Yapıda malzeme, işçilik ve teknik vasıfları açısıyla niteliksiz olarak değerlendirilen unsurlar kaldırılacaktır. Yapının mevcut durumu makine, aksam ve tesisatlarıyla birlikte asgari müdahalelerde bulunmak suretiyle korunacaktır. Bu bizim genelde tavrımız zaten. Cumhuriyet döneminde önemli bir yere sahip olan sanayi mirasının özgün örneklerinden SEKA 1. Kağıt Fabrikası, 85 yıllık geçmişine ait tüm yaşanmışlığı ve dönemin üretim sürecine dair bilgi taşıyan tüm makine, aksam ve tesisatıyla bir bütün olarak sergilenecektir. Yapının sergilenmesi önemli.
yapı özgün mekansal kurgusu ve mevcut nitelikler zedelenmeksizin yeniden işlevlendirilecek ve bu yönde olanaklar geliştirilecektir. Ve fabrika yapısının gezi güzergahı ve gezi bandı tasarımında fabrikanın kendi yapısı, kağıt üretim sürecine ilişkin makina, aksam, tesisat ve diğerleri mekanik ve elektrik elemanları ile birlikte sergilenmesi öncelikte olacaktır. Bu düzene paralel olarak kağıt ve kağıdın öyküsü, ayrıca SEKA fabrikalarının kuruluşundan kapanmasına kadar olan süreç ve bunun kent kimliğine ve yaşantısına yansımaları sergilenecektir. Yani bu bir koruma ve sergileme projesi özetle. Geçelim. Bazı projeden çizimler gösteriyoruz. Bu vaziyet planı. Ön tarafta da bir yeşil alan ve park alanı düzenlemesi yaptık. Orada gördüğünüz ortada aşağıdaki şekiller oraya gelen işte hurdacılardan zar zor bulunan yahut da araziye atılmış bazı makinelerin sergilendiği kısımlar. Devam edelim. Binanın cepheleri, bunlar proje çizimleri bunlar. Yani şu anda gerçekleşen halinin çizimleri. Devam. Bu önde gördüğünüz ek olan yapı bodrum katı şeyin o yani bodrum kat planı. Önde gördüğünüz kare ve ona takılan iki tane kol var. Onlar yeni yapı ve bütün teknik hacimler, işte yemekhaneler, şeylerin, çalışanların, işte soyunma bölümleri falan gibi bütün teknik, elektrik, her türlü donanım burada. Devam edelim. Bu zemin kat planı, şeyi görüyorsunuz, ortada avlu olduğu için binanın özgün cepheleri açıkta kalıyor büyük ölçüde. Sol taraftaki büyük kare bilim merkezi kısmı. Öndekinde dışarıda tutarsak L biçiminde olan büyük alan, böyle pembemsi gözüken kağıt müzesi bölümü. Devam edelim. Bu birinci kat planı. Ortada beyaz renkte gördüğünüz kısım boşlukta aşağı gördüğünüz yer. Yani pembe zeminde olan yerler bu üst katta, birinci katta olan kısımlar. Devam edelim. İkinci katta sadece bu sağ üst köşede olan bölümler var. Bir sola doğru, ortasından sola doğru bir koridor gibi bir yer görüyorsunuz. Bu aslında damda bir seyir terası yaptık. Ekledik bunu. Çelikten bir hafif yapı olarak. Ortadaki ışıklığa kadar giden ve bütün şeyi, binaları yukarıdan göstermek için yapılanları ve arazi, SEK arazisini ve tabii deniz manzarası da var. Göstermek için bizim eklediğimiz bir şey. Hafif çatkılı bir işte balkon gibi bir gezinti alanı. Devam edelim. Bu bizim yaptığımız bir şey, çizim şey için, bitmiş halini göstermek için. Devam edelim. Bu efendim. Şimdi şeyin örnek şöyle, sergileme önemli demiştim. Sergileme için bizim çok detaylı çalışma yapıldı. Onu biraz anlatabilmek için birkaç şey var. Burada diye var. O sergilemeye ilişkin bu. Devam edelim. Gene sergileme ile ilgili görüntüler. Devam edelim. Devam edelim. Devam edelim. Envanter olarak şu önemli, bir işte binden fazla obje, az evvel söylemiştim, binden fazla belge, 213 adet makina, küçüklü büyüklü, 34 adet büte. Devam edelim. Büte dediğimiz kağıt hamurunun depolandığı beton şeyler, büyük havuzlar. Bunların içinden sergilemek üzere ayıkladıklarımız 970 adet obje ve belge, 213 adet makina, yani hepsi, 34 adet de büte, onların da hepsi. Devam edelim.
Az evvel gene bahsetmiştim, sözlü tarih çalışmasında 50 kişi ile birer birer görüşüldü ve kayıtları tutuldu. Bunlar şöyle önemli, çünkü orada yaşamış mühendisler, çalışmış işçiler, ustalar o kadar çok şey anlattılar ki, yani film, ayrıca bir dramatik film de çekilebilir, hikayeler var. Devam edelim. Fabrikada taşınır objeler olarak böyle işte birçok şey, yani burada işte sıralanıyor isimleri. Hani bisikletinden tutun maketine kadar işte çeşitli makine parçaları, takım dolapları gibi laboratuvar gereçleri. Yani birçok şey var. Devam edelim. Artı ilginç bir şekilde bir araştırmayla film bulduk. Yani SK'da çekilmiş, kısa metrajlı çoğu olan, fabrikanın çalışırken, fabrikayı çalışırken gösteren, insanları orada uğraşırken gösteren veya açılışlar olsun veya sohbet görüntüleri olsun, birçok filmler var. Büyük bir hazine bu aslında. Devam edelim. Bu eklediğimiz, ön tarafa eklediğimiz yapının o kare kısmı, sağda solda, solda ortada ve sağda alt köşede bağlantıları görüyorsunuz müze ve bilim merkezine. Burası tamamen yeni olan bir yapı. Bunun iç mimarisiyle ilgili bu görüntüler var. Bu planda işte şey, sağlı sollu satış yerleri var. Arka tarafta kafesi var. Bir kafesi daha var sağ tarafta. Ve giriş holü, işte kabul kısmı ve ortadaki merdivenlerle bunun üç katına çıkılabiliyor. Sağa Kağıt Müzesi'ne gidiyorsunuz, sola Bilim Merkezi'ne gidiyorsunuz. İkisine de ortak giriş alanı. Altta sağlı sollu olan küçük küçük koyu renkli kutularda işte şeyler, dolaplar, yani çantanızı falan bırakmak için emanet dolapları. Devam edelim. Bestiyer falan. Bu bizim bu yeni binadaki iç mimari çizimleri. Bunlar hepsi ayıklanmış çizimler tabii. Daha sonra size ayıklanmamış birkaç çizim de göstereceğim. Yani burada rahat algılansın diye. Üst kata çıkan merdivenlere bakan şeyler, görüntüler. Devam edelim. Şimdi bunlar da bütün şey bittikten sonra, işte onarım, sergilerim bittikten sonra çekilen fotoğraflar. Öndeki meydan kısmı, henüz makineler konmamış vaziyette. Devam edelim. Evet, devam. Bu eklenen yapı. Burası şey, ne binasıydı bu? Türbin dairesi. Evet, devam edelim. Böyle silolar var. Bu siloları da şey yaptık. Önce uygulamalar sırasında bütün o envanterlenecek malzemelerin, araç gereçlerin depolandığı silolar bunlar. Bu köprü de şey için, bir üst bağlantı gerekiyor. Onun parkın geçmek için olan bir bağlantı. Devam edelim. Bu saat çok önemli. Bu fotoğraf onun için var. Çünkü bütün şey, İzmit halkı bu saate göre saatini, kendi saatlerini ayarlarmış. Yani öyle bir hikayesi var. Devam edelim. Devam edelim. Avlulardan bir görüntü. Devam. Kağıt yapımında kullanılan bitkiler burada. Bir avluda onlara teşhir etmiştik. Evet. Giriş yapısının içeriden fotoğrafları. Karşıya doğru giden koridor, o açılı giden bilim merkezinin tarafı. Devam edelim. Solda şeyleri görüyorsunuz. Şu emanet kutularını. Onların üstünde de hep bir arkadaşımız orada, kontrollerden bir tanesi, çok güzel harabe fotoğrafları çekiyordu. Onların
kapaklara onları yapıştırdık. Yani buraya ait eski görüntüler. Devam edelim. O bilim merkezine giden koridordan görüntü. Devam edelim. Orta mekanın üst kat görüntüsü. Bu arkada toplantı salonu var. Devam edelim. Yine üst katla alt katın birlikte göründüğü bir fotoğraf. Devam. Bu üst katta bir şey var. Lokanta yani veya de işte kafe gibi bir yer var. Onun şeysi. Henüz masaları falan gelmemiş hali. Devam edelim. Kağıt Müzesi'nden görüntüler var. Devam. Bu şey bittikten onarım ve sergileme çalışmaları bittikten sonraki görüntüler bunlar. Devam. Gördüğünüz gibi biz şeyi çok yenilemedik. Yani çok eski hallerini sadece gerektiği kadar temizleyerek, onararak bırak. Onun için burada yeni böyle parıl parıl şeyler görmüyorsunuz. Yeni olanlar sadece işte oturma kereveti gibi yahut da vitrin gibi şeyler. Devam edelim. Yine devam edelim. Bunları ard arda geçebiliriz. Bu büyük salondan bir görüntü. Bu da öyle. Bu alt kat bodrum katta sosyal hayatı anlatan şeyler vardı, sergilemeler vardı. Bu üst katı ana salonun makina sağda makineyi görüyorsunuz. O burada çalışan emekli olan işçiler tarafından böyle okşanarak adeta diyeceğim belki güldürür sizi ama böyle aşkla okşayarak temizlendi o makina. Devam ve çalışır halde şu an. Devam edelim. Makinenin gene karşıdan görünüşü. Devam. Devam edelim. Sergilemeden görüntüler. Bu kağıtçının bölümü. Kağıtçı özel bir yer ayırmıştık demiştim. Devam edelim. Matbaadan görüntü. Arkada onarılan matbaa makinelerini görüyorsunuz. O matbaanın başındaki bir bey de vardı, bir usta. Adı neydi? Şaban Usta. O da bu makinaları deliler gibi tekrar tamir etti. Büyük heyecanla. Yani buranın bu hale gelmesinde onların büyük payı var. Ve onların heyecanı da bizi çok duygulandırıyordu açıkçası. Devam edelim. Yine matbaadan yeni bir görüntü. Devam. Sergilemelerden görüntüler. Zeminleri görüyorsunuz. Yürünebilir böyle ayağın tökezlemeyeceği her türlü eski zemini olduğu gibi bıraktık. Devam edelim. Bilim merkezinden görüntüler var. Bu iki bilim merkezinin orta şeysi kısmı. Burada güçlendirmeleri görüyorsunuz. Bu çelik çaprazlar bizim getirdiğimiz mühendislerle beraber getirdiğimiz güçlendirmeler. İki türlü bir çarkılar var bir de K dediğimiz desteklemeler var. Ona da göreceksiniz birazdan. Devam edelim. Evet yani bu tuğlalar özgün tuğlaları şeyin binanın. Bu arttaki saç levha da öyle. Levhalar bu tuğlalar hepsi şeyle üzerlerinde yazıları var. Gene orta devam edebiliriz. Orta mekandan gene bir görüntü. Buraya yeni bir zemin geldi. Şey böyle toprak gibiydi değil mi? Yanlış hatırlamıyorum ben. Ama rayları yerinde tuttuk bakın. Ray görüyorsunuz izleri orada var. Devam. Bilim merkezinde tabii birçok düzenek var. Burada arkada asansörü görüyorsunuz. O da eski özgün asansörü. O da tamir edildi ve işler halde. Devam edelim.
Bunlar da K, şu yeşil olan sağdaki K tipi desteklemeler. Devam edelim. Devam. Bu bilim merkezinin üst katı kütüphane ve çocukların eğitim kısmı bölümü. Devam edelim. Burada şimdi künyeyi biraz size göstermek istiyorum. O, proje sahibi işte Kocaeli Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi. Yeniden işlevlendirme, koruma, onarım ve sergileme projeleri bize ait. Proje yönetimi belediye tarafının, o isimler oradan. Proje uygulama kontrolü gene belediyenin takımı. Çok büyük bir iş olduğu için bu kadar kalabalık bir grup var. Altta da müteahhit var, Özsoy İnşaat diye. Devam edelim. Bu bizim ekip, iki ayrı ekibimiz vardı. Bu bir tanesi. Bu iç mimariyle, sergilemeyle ilgili ekip. Devam. Tabii çok araştırma yapıldı. Sergileme için zaten şart. Kültür dairesinden isimler, artı müze danışmanları var, artı akademik danışmanlar aşağıda. Devam edelim. Fabrika danışmanları, dediğim gibi ustalar, mühendisler, her neyse onlar, metin editörleri, birlikte çalışılan firmalar, belgesel ve video üretimi için, interaktif sistemler, ses ve ışık enstalasyonu için. Devam. İşbirliği yapılan kuruluşlar, katkıda bulunanlar, malzeme verenler mesela, bilgi verenler, ondan sonra bağış yapanlar. Devam edelim. Ne obje bağışı yapanlar yani. Belge, obje bağışı yapanlar. Devam edelim. TÜBİTAK Bilim Merkezi'nde tabii şey oldu, o da katkılarda bulundu, o isimler. Bilim Merkezi'nin kavramsal tasarımını bu Amerikalı Jennings'ler yaptı, Jennings ve şeysi, ekibi. Artı sergi düzenekleri, o çocukların oynadığı makineler, şimşekler çakıyor, mıknatıslar, şunlar bunlar. Bütün onların proje sorumlusu da Erdem Breher. Devam edelim. Bu da bizim koruma, onarım ve yeniden işlevlendirme ekibi. Büyük bir kalabalık. Danışmanlar da aşağıda. Gülsün Hoca çok değer verdiğim bir insandır. O var. Bekir Eskici ve Ali Akın Akyol malzemelerle ilgili. Devam edelim. Bu da son fotoğraf. Sıkıldıysanız kusura bakmayın. Biraz uzun oldu. Estağfurullah hocam. Çok keyif aldık. Teşekkür ediyoruz. Ben de sevindim keyif aldıysanız. Değerli katkınız ve sunumunuz için teşekkür ediyoruz. Soru cevap kısmı konuşmacılarımızın sunumları bittikten sonra gerçekleştirilecektir. Ben şimdi ikinci konuşmamızı takdim etmek istiyorum. Sevgili Nimet Özgönül hocamız. Özgönül, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünden mezun oldu. Tarihi Anıtların Bakım ve Onarımı Bölümünden yüksek lisans, restorasyon dalından ise doktora derecelerini aldı. İKROM'dan Mimari Koruma, WISMAR'dan Kentsel Koruma Sertifikaları bulunmaktadır. Özgönül, Dünya Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Pamukkale Hierapolis Koruma Planı Projesi'nde ve Avrupa Birliği Hibe Programı çerçevesinde GAP bölgesinde kültürel mirasın geliştirilmesi projesinde uzman danışman olarak görev almıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları Genel Müdürlüğü'ne ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne yurt içindeki, Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın yurt dışındaki kültür varlığı, eser ve alanların koruma projelerine uzman danışman olarak destek vermiştir.
2005-2010 yıllarında Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nde yönetim kurulu üyeliği ve yönetim kurulu başkanlığında gönüllü görev alan Özgönül, 1984 yılında kadrosuna katıldığı ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Kültürel Miras Koruma Lisansüstü Programı'nda çalışmaktadır. Buyurun hocam, söz sizin. Sesiniz gelmiyor hocam. Tamam. Merhaba, çok teşekkürler bu davet için. Üç konuşmacı da aslında hem modern mimarlığın korunması, 20. yüzyılın mimarlığının korunması, artık Cengiz'in de anlattığı gibi, Cengiz Bey'in de aktardığı bir örnekle de aslında bütün süreci görebilme şansımız oldu. Şimdi benim konuşmamda açıkçası tabii ki başlangıçta hani yapılan müdahalelerle ilgili bir bölüm vardı. Onu Ebru Hoca genel olarak verdiği için o tarafa kaymayacağım, tekrarlamayacağım. Çünkü dünyada yapılan örnekler gerçekten tartışmaya, her birisinin tek tek alınıp tartışılması gerekli olan da konular. Şeye baktığımız zaman yasal düzenlemelere ya da işte uluslararası tüzükler artı bizim yasalarımızla biz nereye gidiyoruz diye baktığımız zaman da çok da kendi açımızdan, yani bizim yasalarımızla korumayla ilgili, modern mimarlığın korunmasıyla ilgili düzenleyici yönetmelik ya da şeylerimiz, ilkelerimiz ya da koruma kurulunun tavırları, koruma kurullarının istikrarlılığı gibi bir şeyden bahsetmek de mümkün değil. Ben biraz hani bu genel şeyler aktarıldığı için açıkçası ne olabilir diye düşündüm. Belki şöyle daha bir genele doğru, daha bir kavramlar üzerinden bir şeyler söylemekte yarar olabilir diye düşünüyorum. Şimdi mevcut yapılar, aslında bizim içinde bulunduğumuz bu mevcut yapılar ve çevreler ve binalar sürekli olarak kullanılan ve yeniden kullanım süreci olarak tasarlanan, uyarlanabilen de mekanlardır. Yani yeniden kullanım, mirasın aktif bir rol oynamasına izin veren bir koruma da stratejisidir aslında. Yeniden kullanım terimi, hani işlev açısından kullanıma odaklanırsa da aslında bu da çok da yanlış anlaşılır. Şimdi böyle sürekli adaptive reuse, reuse ya da yeniden kullanım gibi kavramları kullanıyoruz ama buna odaklı gidildiği takdirde de aslında korumada da başarılı bir yere ulaşmak mümkün değil. Bunun yerine insanların bir alanı hem algılama hem de tanımlama açısından nasıl kullandıkları ve algıladıkları incelenerek yeniden bir kullanım fırsatları araştırılmalıdır. O yüzden de yeniden kullanım geçmiş zaman dilimleriyle bir ilişkinin izlerini tutma yeteneğiyle birlikte yerlerin yeniden anlamlandırılmasını da ifade eder. O yüzden hani yeri anlamlandırmaya çalışmak gerekiyor. Kullanımla sadece mekanlar üzerinden giden, fiziki oluşumlar üzerinden giden, yapısal sorunlar üzerinden giden bir değerlendirme değil, yeri anlamaya yönelik çalışmaların gerçekleşmesi gerekir. SEKA'da aslında yapılan bu çalışmada mesela Cengiz Beyler bu bağlamda yeri anlamaya yönelik, her yönüyle anlamaya yönelik, işte bireylerle olan konuşma, işçiyle olan konuşma, mevcut olan malzemeyle kurdukları ilişki, dokundukları, hissettikleri her şey aslında o alanın yeniden anlamlandırılmasında önemli olan unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. Kuru kuru bir koruma, kuru kuru bir yeniden kullanımdan bahsetmemek gerekir. Gerçekleştireceğimiz her tür projede aslında yeni yorumlar oluşturmaktan, yeni hikayeler anlatmaktan, yeni bir olay örgüsü yazmaktan da sorumluyuz biz aslında. Yani bunu yapmadan aslında bir şeyi tek dönüştürmek ya da onu yeniden kullanmak gibi bir gerçek anlamda bir kullanımdan da bahsedemeyiz. O yüzden de mesela SEKA geçmişin değerlerini koruyarak yeni bir hikayeyi yazmış oldu burada bize.
bu anlamda SEKA'daki durum. Yeni ile de mevcutla da yeniyi birleştirerek bir senaryo çıkardı. Uyarlanabilir yeni kullanım bir taraftan da geçmişle ilişkiye ve onun farklı katmanlarını anlamlarına aracılık eden de bir şeydir, süreçtir aslında. Yani onun için de 20. yüzyılın yapılarının rolü, organizasyonu ve biçimi aynı anda geçmişin de aynaları oluyorlar ve toplumsal dönüşümün de taşıyıcıları aslında bir anlamda da taşıyıcı unsurları. Yani 19'u 20'ye taşıyan, taşımış olan ögeler de oluyor karşımıza, öyle bir şeyle de çıkıyor. Koruma bu taraftan, bir diğer taraftan da koruma tasarım pratiği ki beraber olmak durumunda kültürel ve politik olarak konumlandırılmış doğası sayesinde karmaşık da bir bilgi ağını oluşturuyor. Zaten o bilgi ağının karmaşıklığını da hani önümüzde hemen bir örnek, Cengiz Beyler'in sunmuş olduğu ekip çeşitliliği, ekip zenginliği, ekipteki sayısal ve de hani bir taraftan sayısal diyelim, nümerik, bir taraftan da içerik olarak var olan disiplinler arası çalışma bu açıdan da geniş bir bilgi ağının sağlamış olduğu birikimle birlikte yapının yeniden yorumlanması, yeniden tanımlanması ve bu senaryoların yazılmasına da olanak tanıyor. Böylece birçok söylem ve aktörün çeşitli araştırma araçlarını ve yöntemlerini de kucakladığı disiplinler arası bir alan olarak tanımlamamız gerekiyor. Bence koruma ve de tasarım pratiğini. Şimdi bir taraftan yeniden kullanım sürecinde inşa edilmiş çevreye, zamana özel bir fikre ihtiyaca inşa edilmiş çevre belirli bir zamanda özel bir fikre ve ihtiyaca göre oluşmuş olan, tasarlanmış ve inşa edildiği için de zamana da özgüdür. Yani o zamanın içinde örgütlenir. Ancak bir binanın ömrü genellikle de inşa edildiği amaçtan daha uzundur. Yani bugün bizim yaşadığımız, yapılarla ilgili yaşadığımız tüm sorunlar, yapının ömrü uzun ama işlevin ömrü tasarlandığı işlevle ilgili olarak gelmiş olduğu nokta sona ermiş durumda. Yani işte yeni teknolojilerin gelişmesi, yapı türlerinin çeşitlenmesi, dönemsel olarak şimdi mesela iletişim çağındayız, COVID dönemindeyiz, artık bu tür mekanlar kalmadı, başka yerlere doğru evriliyoruz. O yüzden de işlev bir anda kendi şeyini kaybetmiş oluyor ama zaman devam ediyor. Bu nedenle de zamanın geçişi ışığında binaların biçimlerini, rollerini, anlamlarını etkileyen toplumsal değişikliklerden kurtulmamız için güncellenmesi de gerekiyor. Binalar böylece bir sürecin aslında bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Değiştikleri birkaç farklı zamanı içeriyor. Olarak baktığımızda bakarsak işte önümüzde bir örnek olduğu için SEKA'ya baktığınız zaman bu zaman dilimini kapattı, başka bir zaman dilimine atlamış durumda. 20. yüzyılın yapılarının bir kısmı bu süreçten geçmiş, tarihi kültürel katmanlılığının temsili olan yapılar olarak karşımıza çıkıyor. Mesela güncel bir konu olan İstanbul Kadıköy Rex Sineması buna bir örnek olarak gösterilebilir. Yani Rex'in içindeki buluntular, Rex'in yani sinema olarak tasarlandığı esnada mevcut olan verileri kullanarak, mevcut olan kalıntıları kullanarak onun üzerinden yeni bir mekana dönüşüyor olması bu bağlamda bize aslında zamanın içinde sürdürülebilirliği gösteriyor. Sürekli zamana özgü yapılı çevre fikri bizi yeniden kullanılabilirlik dereceleri kavramlarıyla da ilişkilendiriyor aslında. Binanın zamana özgü kullanılabilir bir varlık olarak yazılması
veya yeniden yazılması onu esnek ve akışkan olarak kavramamızı da sağlıyor bir taraftan. Ancak diğer taraftan şunu da unutmamak gerekiyor. Mekan ve formla, mimarlık sadece mekan ve formla da ilgili değil. Aynı zamanda mimarlık olaydır, eylemdir ve mekanda olanlarla da ilgili bir durumdur. Bu yüzden de mimari içinde bulunmuş olduğu bu olaylardan da bağımsız düşünülemez, ayrılamaz. Olaylarda belli kullanımları, tekil işlevleri veya izole edilmiş etkinlikleri de kapsar. Bu nedenle de uyarlanabilir yeniden kullanım sadece olası bir tane strateji değildir. Aynı zamanda binaları güncelleyebilen gerekli sürekli bir de süreçtir. Yerin, zamanın ruhu burada önem kazanıyor. Yerin, zamanın ruhunu canlı tutabilmek için de müdahalelerin başka değişiklikleri kabul etme kapasitesinin ne olduğuna dair de önceki durumuyla da ilgili müdahaleleri de içerecek şekilde yeniden kullanılabilirliğin derecesini araştırmamız gerekiyor. Yani bu yeniden kullanılabilirliğin derecesini sınıflandıran, yani derecesini sınıflandıran, bu soruya yanıt veren bir çalışmayı da aslında çok da fazla göremiyoruz. Zamanı şeyin ne denilir? Zamanı tasarım sürecinin önemli bir bileşeni olarak ele alırsak, bize mekanda bırakmış olduğu izlere dair yeniden kullanılabilme derecelerini sorgulatacak müdahalelere yönelik de ipuçları verir aslında. O yüzden de buradaki şeyde iki tane önemli şey çıkıyor, nokta çıkıyor. Ama yaşamak, yaşamın izlerini yakalamak mekanda, tüm mekanlarda. Diğer taraftan da yeniden kullanılabilmenin dozunu ya da sınırlarını belirleyecek sorgulatmaları yapıyor olmamız gerekiyor. Her dönem yaşam tarzını ve dolayısıyla da yapılı çevreyi etkileyen dönüşümlerle de yüzleşmek durumundadır. Yani 20. yüzyılın sosyal, ekonomik, teknolojik değişimleri yaşaması açısından önemliyse, mevcut binaların yeniden kullanımının mimari kadar eski bir uygulama olduğunu ve her zaman da şimdiye göre aslında ayrıcalıklı hale getirilmiş bir uygulama olduğunu da kabul etmeliyiz aslında biz. Mesela yüksek sembolik, hani ikonik öneme sahip önemli binalar da dahil olmak üzere sürekli bir yeniden kullanıma olanak sağlamak için ihtiyaçlar değiştikçe zaman içinde sınırsız bir şekilde dönüşmüşlerdir. Bunu antik dönemden günümüze kadar, bugüne kadar bütün yapılarda bu dönüşümü görüyoruz. Yapıyı okutan bilgi ve belgeler de yapıdaki yaşamın izleri oluyor. O yüzden yaşamın izlerini, onarım sürecinde yaşamın izlerini, tüm dönemlerin yaşam izlerini yok etmememiz gerekir. Birbirini uyarlayan, yani izleyen, uyarlama, mevcut öneme yeni bir anlam katmanı da ekler ve binaların ayrılmaz varlıklar olmaktan çok hafıza alanları ve kültürel deneyimler olarak değerli olduğu fikrini de vurgular. Bu yüzden de önceki ve yeni yapacağımız müdahalelerde ilişki ve denge dikkate alınması gerekli olan çok da önemli bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi mimari mirasımızın diyelim yeni işlevi uyarlama fırsatı ve stratejileri yeniden kullanım sürecinde kısmen kültürel ve kısmen de yapısal olan veya fırsatlar olarak hareket eden birçok farklı faktörle birlikte faktöre de bağlıdır. Bununla ele alınmalıdır. Bunlar aslında bir taraftan biçim ve yapı, yani yapının kendisi, diğer taraftan yaşanmışlığın içermiş olduğu tarihsel ve bağlamsal anlamlar,
Diğer taraftan da kullanımla beraber gelen bu sürecin sürdürülebilirlik fırsatıdır. Bu da aslında bir taraftan bize ekonomik anlamda da olanaklar sunan bir durum. Şimdi burada bir başka şeye böyle kaymakta yarar var. Binanın zaman aslında bir taraftan da yapının, yapıların, binaların özelliklerini zayıflatan da bir şeydir. Ya da güçlendiren de başka bir faktör olarak da karşımıza çıkıyor. Bir yandan günlük kullanımdan kaynaklanan kaçınılmaz bozulma süreci sorunları tetiklerken diğer taraftan sosyal faydayı yavaşlatıyor. Çünkü ilişkiler dizini azalıyor. Bu da diğer taraftan yapının ekonomik yaşamını da olumsuz bir şekilde etkiliyor. Bir böylesine bir zamanın olumsuzluk yönüne karşın tarihsel nitelikleri değerlere dönüştürerek koruma ve yeniden kullanmanın da fırsatlarını harekete geçiriyor. Bir taraftan bizim de bunları ele alarak, tekrar yorumlayarak, tekrar bunu başka bir şeye dönüştürme fırsatını da bize veriyor. Şimdi bizim şeyimizde, Türkiye'de bu dönemin, yani 20. yüzyılın mimari mirasını diyelim, yeniden kullanabilirlik derecesini bize verebilen, hani ya da bunu bize sunan kanunlarla ilgili kanuni bir yaptırım ya da buna da yönelik bir değerlendirmeyi göremiyoruz. Ancak şöyle bir şey var, 1990'lı yıllardan hani günümüze sürekli değişen bir deprem yönetmeliği var. Bu deprem yönetmeliği tüm bu yapıların, modern yapıların, 20. yüzyıl yapılarının malzemesinden kaynaklı, yapım tekniğinden kaynaklı, o dönemin, o endüstrileşmenin henüz olgunlaşamamış olmasından kaynaklı diyelim, yaş, malzeme, kullanım ve yapım tekniği değerlendirildiğinde de yıkılmasının gerekliliğini ortaya koyuyor. Yani bugün kendi oturduğunuz evinizde ya da oturduğumuz evde şöyle bir betonarme sistemde bir karot analizi yaptırdığınız zaman, bu karot analizinin sonucunda aslında evinizin içinde yaşanabilir bir yapı olmadığını, muhakkak yıkılması gerektiğini ve yeniden yapılması ya da güçlendirilmesi gerekliliğini de ortaya koyuyor. Yani modern 20. yüzyılın mimarisinin karşılaştığı en büyük sorunlardan birisi bu. Ve bu da yöneticiler tarafından hızlı bir şekilde de sürekli vurgulanan ve onun üzerinden korumanın da sekteye uğradığı bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Bir taraftan yapıyla ilgili tartışmalarımız, kullanıma yönelik tartışmalar, fiziki durum ve işleve odaklanmış olarak devam ediyor. Uyumlu işlevlerin tanımlanması gibi kaygan bir takım zeminlerde yüzülüyor. O esnada tabii ki şeyler, yöneticilerin ya da işte mal sahiplerinin getirmiş olduğu, vermiş olduğu baskılarla bunu bir taraftan frenlemeye çalışıyorsunuz. Diğer taraftan ise tam olarak da mekan kurgusunu ekonomik fayda sağlayacağı için de, yarar sağlayacağı için, fazladan yarar sağlayacağı için de, diğer taraftan daha anlamsal, daha alanı anlamaya yönelik, ruhunu anlamaya yönelik şeyleri de çok değerlendiren, onu devreye sokan bir yönetici mekanizması ya da yöneticiler sistemi ya da uygulamacılar sistemini de göremiyoruz aslında biz bu süre içinde. Biraz Türkiye'deki olumsuzluklar üzerinden gitmeye çalışıyorum. Maddi olarak da bizim şeyimiz, yöneticilerimiz mirasa çok az ilgi gösterirler. Bu nedenle özellikle de son dönemin mirasına, çünkü onu bir miras olarak da görmüyorlar. Çünkü yasalarımızda karşılığı olan medeniyet ya da uygarlığın da temsilcisi değiller.
içinde yaşadığımız da bir durum. Bu nedenle ekonomiden kopuk, hiç onun o sürdürülebilirliğinin getirmiş olduğu ekonomik katkıyı düşünmeksizin, değerlendirmeksizin zaman bir taraftan da bu şeyimizi değerlendirmemizi güçleştirmekte. Bu bağlamda bir dizi bina ya da çok az müdahaleyle anlatıyı canlı tutabilen tarafsız bir seçim olarak sürekli olarak müzeleşmeye doğru da gidiyor bir taraftan. Yani bugün Türkiye'de yapılmış olan uygulamalara bakarsak bu bağlamda 20. yüzyılın mimarisine, endüstri mirasının olduğu diyelim işte fabrikalar, fabrikaların müştemilatları ya da işte biraz önce Cengiz Bey'in söylediği hani o onun pitoresk hali artı haraplığın, metalin o estetik güzelliği, artı bu tür yapıların, fabrika yapılarının mekansal zenginliği, ögesel zenginliği, zaman içinde ihtiyaçlar karşısında gelmiş olan yeni müdahaleler, niteliksiz müdahaleler bile aslında ona bir başka değer katmaya başlıyor. Her ne kadar beğenmiyor olsak da bazı niteliksiz müdahaleleri. O yüzden de sürekli bir müze kavramı, yani bu yapılar başka bir şeye dönüşemezmiş gibi bir müze şeyi etrafında dolanıyoruz. Yöneticiler bunu artık çok da benimsediler. Hemen hemen aslında son dönemin şeylerine bakarsak, hani Kültür Bakanlığı'nın yapmış olduğu uygulamalara bakarsak, her kentte en azından bir tane geleneksel yapının zaten şeye dönüştüğünü görüyorsunuz, müzeleştiğini görüyorsunuz. Büyük ölçekli yapılara da bu bağlamda yeni yeni şeyler, yatırımlar yapılmaya başlandı. Bu da biraz aslında şeye doğru gidiyor. Bütün yapılarımız aslında biz müzeye mi dönüştüreceğiz? Çünkü oradan bir de gelir de elde ediyorsunuz. Giriş çıkışlardan bir katkı da var, şeyde ekonomik bir fayda da var. Şimdi diğer taraftan ikinci bir grup şeye bakarsak, Cumhuriyet'in hemen kuruluşundan sonra yeni devletin oluşum sürecinde tabii ki yeni kurumlar oluştu. Şöyle bir kurumlar silsilesine baktığımız zaman inanılmaz sayıda bir kurum var ve her kurumun da kendine özgü çalışma mekanları oluşuyor. Kurumlarla paralel giden, İller Bankası gibi, İller Bankası artı İller Bankası'nın binası gibi, işte Toprak Mahsuller Ofisi, Toprak Mahsuller Ofisi'nin neredeki, Saracoğlu'nun oradaki hemen şeydeki yapısı gibi düşünürsek, böyle kurumsal, kurumlara hizmet eden yapıların da sayısı devletin elinde çok fazla. Fakat özelleştirme ile birlikte 49. şeyden itibaren başlayan, bu Demirel ve de Ecevit dönemiyle başlıyor galiba, özelleştirme süreciyle, bugüne kadar yapılan özelleştirmelerle bütün bu Cumhuriyet'in kurmuş olduğu kurumsal kurumların yok olmasıyla birlikte bu yapılarda birdenbire özelleşmeyle ya da başka şeylere, özelleşmenin sonucu birdenbire aslında boşluğa da düşüyorlar. Yani bugün Ulus'taki, Ankara'da Ulus'taki şeylere baktığımız zaman Cumhuriyet'in hemen arkasından işte yeni o ilk yıllar oluşmuş olan yapı stoğuna, mesela onlardan bir tanesi Sümerbank'tı. Sümerbank özelleşti. Uzun bir süre başka bir amaçla kullanıldı. Şimdi şu anda bir üniversitenin kullanımına verilmiş durumda. Ulus'taki bu tür anısal nitelikli olabilecek, yani daha anısal niteliğe sahip olan yapılar bir taraftan da şeye doğru özel kurumlara, kuruluşlara yönleniyorlar ya da eğitim yapısına dönüşüyorlar. O yüzden ikili bir şeyi görüyoruz bu dönemin yapılarının kullanımında. Ya müze olmak ya da bir eğitim yapısına dönüşmek,
Bir başka şey de kültür merkezi olmak. Yani üçlü bir şey var. Bunun dışında bir işlev ile hani işte başka bir işlev yeniden kullanım bu mekanlarda çok da görebildiğimiz uygulamalar değil. O yüzden de acaba hangi yapılar ne tür işlevlere uygundur, yani uyarlanabilir tartışmasını da gündeme getiriyor bu tür şeyler, kullanımlar. Şimdi korumada yine yerleşik katmanlı anlamları okuma ve anlama şeklimiz ya da uyarlamalar yoluyla yorumlama ve müdahale etme şeklimiz sadece mevcut bina ve ortamla değil, aynı zamanda gelecekteki yeni kullanılabilirlik derecesini de etkiler. Yani biz geleceğe de bir anlamda bir yatırım yapıyoruz. Müdahale de gelecekteki kararları etkilememek veya mevcut mevcudun aktif bir rol oynamasına ne ölçüde izin verecek, bunu da tasarlıyor olmamız gerekiyor. Yani bunu tasarlarken de gelecekte de bu mekanların kullanılabileceğini düşünerek yapacağımız her tür müdahalenin bu bağlamda geri dönüşümü olabilen işte Venedik Tüzüğü'nün en bir önemli maddelerinden birisi olarak 1960'lı yıllardan günümüze bu dönüşebilir reversibility'yi unutmamamız gerekiyor. Bugün yaptığımız her tür müdahale gelecekte de bize diğer arkadaşlarımıza, mimarlarımıza yeniden kullanım olanağı vermeliler diye düşünüyoruz. Şimdi şöyle bir şeye bakmaya çalıştım. Türkiye'de biz bu modern mimarlıkla ilgili, 20. yüzyıl mimarisiyle ilgili ne alemdeyiz? Bilmiyorum, hiç şeye baktınız mı? Cumhuriyet'in hani ideolojisini sunan bir kent olarak Ankara karşımıza çıkıyor. Değil mi? Ankara'daki bu modern yapılara baktığımızda acaba kaç tane tescilli yapı vardır diye şöyle bir taradığımızda, tabii ki bu belge olarak koruma kurullarının deklar ettiği ya da yayınladığı belgeler üzerinden olan bir şey. Ankara'da bugün mevcut tescil fişlerine baktığımızda Çankaya bölgesinde 44 tane yapının, Yeni Mahalle bölgesinde mesela ilçesinde diyelim 27 tane yapının, Etimesgut'ta da 7 tane, toplam 78 tane yapının yasal tescilli olduğunu görüyoruz. Yani bir başkent, bir devletin ilk uygulamalarının yapıldığı, mekanların oluştuğu bir yer, toplam 78 yapı karşımıza çıkıyor. Bu da bize acaba hani kendimize başka sorular sordurtmuyor mu diye de düşünüyorum. Yani konumuz aslında iç mekanlarla ilgiliydi ama biz genele doğru gidiyoruz. Çünkü korumanın bu bağlamda farkındalığını oluşturmazsak, hani kullanım zaten olamayacağı için, yok oldukları için biraz buna bakmakta yarar var. O yüzden de sayısal olarak 78 tane yapı bu bölge için, bu kent için az bir yapı. Bu bağlamda toplu bir her yerleşecek için, her yerleşme için, yerleşim için aslında bu bağlamda bir tespitlerin yapılıp toplu bir tescile karar vermek gerekiyor. Yani biz sürekli tekiller üzerinden gidiyoruz. Rex geliyor, onun üstünden gidiyoruz. Radyo evi geliyor, onun üzerine kullanıyoruz. Ama hazırlıklı değiliz başka şeylere. Biz bu işe gönül vermiş, adamış bireyler olarak topluca, yani karşı bir duruşun eylemin içinde değiliz. Sadece var olanların arasında eriyip gidiyoruz. Sonuçta da başarılı bir şeye ulaşamıyoruz. Şimdi ilgili bu, o yüzden de burada tabii ki bize düşen
20. yüzyıl mimarisi dediğimizde belirli bir zaman dilimini içeriyor. O zaman dilimi içinde ki her şeyi korumak durumunda mıyız gibi bir soruyu da sordurtuyor bize. O zaman burada hani korumada korunacak değerler nelerdir, parametrelerimiz neler olmalı gibi bir soruya da cevap aramamız gerekiyor. Şimdi mekanla ilgili belki biraz daha ilerletmeli mi bilmiyorum ama belki sorularla şey yapabilir. 20. yüzyıl mirasının korunması bugün en zorlukla diğerleriyle ilgili belli bir yere geldik. En zor tartışmalardan birini yaşıyoruz aslında. Karşımıza sürekli malzeme sorunu olarak çıkıyor bir taraftan. Malzemenin niteliği çok önemli. Size onunla ilgili küçük şöyle bir şeyi aktarmak istiyorum. Belki Ankara'yı bilenler şeydir. Resmeykel Müzesi'nde yaptığımız bir çalışmada Resmeykel Müzesi aslında Türk Ocağı olarak inşa edilmiş. Daha sonrasında 1940'larda yarışmayla elde edilen bir yapı. Arif Hikmet Koyunoğlu'na ait yarışmayı o kazanıyor. Türk Ocağı olarak inşa ediliyor. İşte içinde çok değişik nitelikte mekanları var. Ortada çok güzel bir salonu var. Üstelik öyle bir teknoloji ki öyle bir şey ki sahne binası. Hareketli bir sahne binası, küçük olmasına rağmen çok da özel. Bu yapıyla ilgili çalışmalar 1900 işte yapı daha sonra halk evlerine veriliyor. Halk evleri bir süre onu kullanıyor. Daha sonraki süreçlerde halk evlerinden de alınıyor. Farklı devletin farklı kurumları bir şekilde kullanıyor. Nihai bir şey olarak da 1975'te şeye dönüşüyor, Kültür Bakanlığı'na veriliyor ve Ankara'da bir devlet resmeykel müzesinin kurulması ve bu amaçla da kullanılması için. Ne tesadüftür ki aslında 20. yüzyıl mimarisinin en önemli bence çok da hani yakalayabilecek miyiz onu bilmiyorum. Arif Hikmet Koyunoğlu o sırada yaşıyor. Ve yapıda yapılacak olan müdahalelerde danışman olarak yer alıyor. Çok da güzel, çok nitelikli ekler yapıyor. Bu sırada yapıyı da değiştiriyor. Aradan zaman geçiyor. 2000 yılı, işte geçtiğimiz yıl 2020 yılında yapıda tekrar bir onarım süreci başlamıştı. Süreç olarak da şöyle bir şey. Yapı literatürde Koyunoğlu'nun aktarımlarıyla olarak ilk Ankara'da ilk betonarme yapı olarak tanımlıyor kendisi. Çok zor koşullarda bu yapıyı inşa ettiğini, savaş sonrası Ankara'da çalışacak işçinin olmadığını, o yüzden de yığma taşla yapılan bölümlerde mezarlıktan topladığını söylüyor. Mezarcıları, mermercileri toplayıp yapıyı öyle inşa ettiğini de anlatıyor zorluklar içinde. Sonuçta betonarme bir yapı. Sıva raspasının yapılmasının sonucunda şöyle bir şeyle karşılaştık. Mekanın kullanımını falan bir tarafa bırakın. Yapının statik olarak ayakta durabilmesinin mümkün olmadığını gördük. Çünkü betonarmeyi henüz daha iyi keşfedememiş, kullanım biçimini oluşturamamış, kullanım biçimini tanımlayamadıkları için yığma sistemin üstünde tabliyeler duvara oturmayan bir şekilde, yani tesadüfi bir şekilde duruyorlar. O yüzden yani statik sorunlar bu yapılar için çok önemli ama bunun karşısında güçlendirme denilen teknik bir olayla da bunu güçlendirmek de mümkün. Ve orada yapılan çalışma bütün yapıyı olduğu gibi içine sarmak oldu. Yani güçlendirme orada mesela müthiş bir kullanımı daha tartışmıyoruz. Güçlendirme ile yapı ayakta kalması sağlandı. O yüzden de
geleneksel olmayan malzemelerle ve de dönemin bilgi birikimiyle yapılmış olan bu yapıların büyük bir kısmında bu türden sorunlar yaşayacağız ve bunu da savunabilmemizin yollarını da bulmamız gerekiyor diye düşünüyoruz. Korumayı aslında biraz pasif şeyliğinden kurtararak proaktif bir sürece doğru da dönüştürmenin yollarını bulmamız gerekiyor. Ben biraz kendimize de bazı genel önermelerde bulunmaya çalışacağım. Böyle de yeniden kullanım deyince aslında birdenbire şey de geliyor. Biz mimarlık eğitimimizde acaba tasarımda yeniden kullanıma yönelik hiç önermelerde ya da hiç çalışmalarda bulunuyor muyuz? Yeniden kullanımı bu eğitim sürecinde sürdürülebilirliğin bir parçası olarak eğitim sisteminin içinde ne kadar sorguluyoruz? Sürekli yeni tasarım, yeni kentsel mekan oluşturma, biraz hani mesela biraz bizim ODTÜ'den gidersem daha böyle star mimari yetiştirme. Tabii onların yapmış olduğu mimari sonunda Avrupa'daki örneklere bakarsak kültür varlığıyla nasıl ilişki kuruyor yeni mimari, yeni ekler. Sürdürülebilirliğe yönelik, yeniden kullanıma yönelik küçük de olsa en azından bir takım egzersizlerin yapılması gerekliliği ortaya çıkıyor. Mimarinin kabuğu altında aslında içeriğini yeniden kullanma, yeniden yorumlama fikri ve buna paralel olarak da mevcut mirasın önemini alan bütün bu meslek grupları öncelikle mimarinin kabuğu altında görünür ve görünmez, somut olan ve de olmayan, katmanları okuyabilen, çözebilen, ortaya çıkartan, bazen de gizleyebilen, formasyonda birikimlere de sahip olmalı. Yani herkesin aslında bir bağlamda bu okumaları yapabilecek ekiplerle birlikte çalışıyor olması gerekiyor. Modern mimariyi de anlayabilmek açısından, 20. yüzyılın mimarisini daha iyi anlayabilmek açısından da. Diğer taraftan meslek formasyonumuz olarak aslında bizim strateji, iş ve politika ile ilgilenmek durumundayız da. Yani bu ortamda bunu yapmadan, bunu geliştirmeden bir yerlere gidebilme şansımız da yok. O yüzden de tasarım grupları alternatif müdahale ve de mücadele etme süreçlerini de tanımlamak durumunda. Sadece teknik olarak işlerini yapan ekipler haline dönüşmemeliyiz. Bugünün koşullarında sadece koruyarak yeniden kullanma projesi ile de kısıtlı kalmamalıyız. Korumayı da bir taraftan da öyle bir şeye de takılıyorum. Bazı durumlarda da korumayı anıtsallaştırmaya mı başlıyoruz gibi bir soruyu da sormak istiyorum. Yani öyle bir şeyin içine giriyoruz ki acaba nerede durmamız gerekiyor? Nereye kadar o kriterlerimizi nasıl oluşturmalıyız gibi soruları da sormak durumundayız. Mesela 20. yüzyılın mimarisinin diyelim ki Ankara'da ne kadar şeyimiz var, elimizde malzememiz var, mekanımız var, nasıl koruyacağız sorusunda da nereye kadar dönüştürerek kullanabiliriz. Zaten bunun içine konutları hiç katmıyoruz. Konutlar kendi içinde ayrı bir sorun. Her zaman da değişebilen mekanlar oldukları için. Böyle bir şeyle belki bırakabilirim. Başka sorular, soru cevaplarda da açabiliriz aslında bazı şeyleri diyeyim. Çok teşekkür ederiz Nimet Hocam. Keyifle dinledik. Şimdi Deniz ve ben soruları konuşmacılarımıza yönelteceğim. İletilme sırasıyla Devrim Yücel Besim'den Cengiz Bey'e bir yorum gelmiş. İlginç bir yazı önerisi var. Şimal Kese Para Alzheimer Mimarca Mekan Anlatımı Metin Yarışması 2019 seçkisinden.
linkini de koymuş. Cengiz Bey belki biliyordur demiş ama yine de iletmiş. Deniz Asırcı ve Pınar Sezgin Alp elinize, emeğinize sağlık deyip tebrik ediyorlar hocam sizi. Fatih Kurunaz'ın da bir sorusu var. Tescilli bir taşınmaz kültür varlığı olarak SEKA 1. Kağıt Fabrikası'nın projelendirme ve uygulama süreçlerinde koruma kurulunun yaklaşımları ve katkısı nasıldı? Çalışmanızdan anladığımız kadarıyla modern mirasın korunmasında koruma kurulları olumlu görüş sunabiliyor demiş. Buyurun Cengiz. Sesiniz gelmiyor. Mikrofonunuz kapalı. Şimdi duyuluyor herhalde. Değil mi? Evet. SEKA projesinin projelendirme ve uygulama süreçlerinde kurulla ilişki hem iyi hem kötüydü aslında. Yani söyleyeyim açıkçası. Bir kere iyi kısmı şuydu, kamu projesi olduğu için kurullar Türkiye'de aynen mahkemeler gibi kamu tarafından düşünerek davranıyorlar. Bizim bu projede de öyleydi. Yani o açıdan avantajlıydı. Yani kamunun projesi olduğu için daha sıcak bakıyorlardı. Fakat bazı hususlarda da karşı karşıya da gelebiliyorduk. Özellikle de işlevlendirme ile ilgili ayrıntılarda bayağı tartışmalar da olmuştu. Mimaride veya da diyeyim. Veya o öndeki kütleyi koymak konusunda epey şey oldu. Bir mücadele oldu ama onu biz açıkladık ve ikna ettik sonunda. Yani çalkantılı dersen fazla olur. Fazla bir laf olur ama yani inişli çıkışlı bir ilişki oldu. Ama sonucu olumlu oldu diyebilirim. Yani bu tatmin edici bir cevap mı bilmiyorum ama aklıma bu geldi. Teşekkür ederiz Cengiz Bey. Teşekkür. Yıldız Salman hocamızın bir sorusu var. Cengiz Bey'e sorum. SEKA'nın ofis mekanlarına ilişkin bir mobilya ve iç mekan elemanlarında günümüze ulaşanlar var mıydı? Özellikle üretim değil ama ofis alanlarının iç mekan değerleri konusunda neler söyleyebilirsiniz? Yeniden işlevlendirme bu mekanları zorladı mı? Şöyle, ofis mekanı olarak binada az yer vardı açıkçası. Mobilya olarak ise sabit olanlar dışında belki birkaç tabure falan gibi çok az şey vardı. Bazı birkaç masa falan diyebilirim. Çoğu gitmişti. Yani şeyleri düşünün. Makineler gitmiş, aletler, aksamları gitmiş. Onun yanında mobilyalar da gitmişti tabii ki. Yani böyle özgün mobilya pek değil mi? Yoktu. Hemen hemen yoktu. Yani birkaç şey belki diyebilirim. Matbaada o da, evet. Matbaada vardı mesela, tabureler falan. Yoktu yani. Meral Nalçakan'dan bir yorum var. Cengiz Bey, SEKA gerçekten çok güzel ele alınmış ve uygulanmış bir örnek. Yerinde gördüğüm için sunumunuz daha çok şey ifade etti bana. Bize hemen hemen her dönem bu tür projeler veriyoruz biz de. İç mimarların böyle ekiplerde yer alması öğrencilerimizi de motive edecektir. Teşekkürler demiş kendisi. Ben de teşekkür ederim. Pınar Sezgin Alp'in Cengiz Bey'e bir sorusu var. Sözlü tarih görüşmelerinizin duygu ve anı bağlamında oldukça yüklüdür. Görüşmeler sırasında fabrika iç mekanı ile ilgili, fabrika emekçilerinin yapıyla ilgili değindiği anı anlamında bir ortaklıkları var mıydı? Örneğin emekçilerin birçoğu fabrikanın hangi mekanında nefes alabildiğini, hangi kısmının çalışma dışında daha çok kullanılır, tercih edilir olduğunu vurguladılar mı? Çalışmaktan zamanları kaldıysa tabii ki. Bunu merak etmiştim. Tekrar teşekkür ederim paylaştıklarınız için. Şöyle söyleyeyim, herkesin orada çalışan ve bizim ilişkiye geçtiğimiz herkesin mutlaka anlatacak hikayeleri var. Hatta şöyle söyleyeyim, o kağıt makinesine kendini kaptırıp ölen insanlar var mesela. Hani böyle, bu beni çok etkilemişti o zaman. Onu kurtarmaya çalışan arkadaşların anlattıkları gibi. Sonuç olarak tabii dönüşümlü çalıştıkları için
belli yerlerde belki ustalıkları icabı belli yerlerde daha çok kalıyorlar ama aynı zamanda da değişken yerlerde de çalışıyorlardı hatırladığım kadarıyla. Ama hani önemli olan şu, çok hikayeleri var ve çok duygulu hikayeleri var. Bunu söyleyebilirim. Teşekkürler. Emine Görgül'ün yine size bir sorusu var. İlham verici sunuşunuz için çok teşekkür etmiş. Adeta bizleri de sürece tanıklık ettirdiniz. Bu başarılı süreç çok umut verici. Sorum, acaba listede ifade ettiğiniz görsel, işitsel arşiv, filmler araştırmacıların erişimine açık mıdır? Müze üzerinden mi ulaşabilmekteyiz? Bunu danışmak isterim. Teşekkürler demiş Emine Hocamız. Orası canlı bir şekilde devam ediyor. Tabii pandemi sürecinde ne oldu bilmiyorum ama pandemiye kadar gayet faal bir şekilde çalışıyordu. Yönetimi var, işte çalışanları var. Her şeye oradan ulaşılabilir. Bizim elimizde yok onlar açıkçası. Teşekkürler. Müge Tunca Bahçeci'den bir yorumumuz var Nimet Hocamıza. Nimet Hocam, koruma disiplini açısından çok değerli bilgiler verdiniz. Teşekkürler demekte. Meral Nalçakan'dan da bir yorum var. Sevgili Nimet Hocam, bu dönem Eskişehir'de yıkılmış eski bir un fabrikasının ayakta duran buğday ambarlarını çalışıyoruz. Biliyorsunuz ben Estu İç Mimarlık'tayım. Konut ve iş yeri olarak genel çerçeve verdik. Her öğrenci kullanıcısını kendisi oluşturdu ve çok çeşitli senaryolar çıktı. Sunuşunuzun sorunlara yönelik olmasına çok sevindim. Belki anlatıla yol alınabilir. Selamlar şeklinde bir yorum yapmış. Oraya bir ekleme yapabilirim. Mesela şeyde Eskişehir'de Kılıçoğlu fabrikası çalışılırken biliyorsunuzdur. Kılıçoğlu fabrikasının aslında 3 tane farklı dönemlerde yapılmış olan fabrika eklerle büyümüş olan bir yerdi. Oradaki önerilerden bir tanesi man sahibinin bir Eskişehir bir öğrenci kenti olduğu için bir takım yerler gerçekten işte en özgün olan ya da ilk yapılmış olan bölüm tamamen bir işte endüstri mirası olarak korunuyor ve de işte belirli işlevlerle hayatını idame ediyordu. Diğer taraftan üçüncü birim rahmetli Aydın Boysan'ın yapısıydı. Onu yıkmak istiyordu, mal sahibi yıkmak istiyordu. Oradaki yapıyı prekast elemanlarla inşa edilmiş bir yapıydı. Aydın Boysan'la da konuşmuşlar. O da tabii olabilir, benim hani yıkabilirsiniz demişti. Demiş. Fakat süreç içinde biz mal sahibini ikna ettik. O üçüncü birimi olduğu gibi öğrenci odaklı dönüştürmüştük. Konaklamaya dönüştürmüştük. Bayağı da ilginç çözümler çıktı. Çünkü endüstri mirası çok çeşitli farklı nitelikte mekanlar sunduğu için aslında geniş açıklıklar olduğu için her türde var. Dönüşebilme esnekliği var aslında. Strüktürün getirmiş olduğu bir esneklik var. O yüzden öyle uygulamalar var ama hayata geçmiyor. Demek istediğim o. Yani şimdi şu anda baktığımızda yapılan uygulamalara bu çeşitliliği görmemiz mümkün değil. Avrupa'da bunu görebiliyoruz ama Türkiye'de henüz o çeşitliliği göremiyoruz. Tuz fabrikaları bir takım depoların dönüştüğünü, iş alanı, ofislere dönüştüğünü, prestij mekanlara dönüştüğünü görebiliyoruz ama onun dışında bir dönüşüm çok fazla izlenmiyor diyelim. Çeşitlenmiyor kullanım. İşte. Teşekkür ederiz Nimet Hocam. Yine size 3 tane yorum ve bir soru var. Müge Tunca Bahçeci'den bir yorum. Başkent Üniversitesi'nde mimarlık öğrencilerine bu tür projeler yaptırıyoruz demiş. Nihan Özdemir'den bir yorum. Hacettepe Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünde de öğrencilere yeniden işlevlendirme projeleri verilmiştir.
Meral Nalçakkan'dan bir yorum. Değerli Nimet Hocam, akademide biz öğrenciyken de bu tür projeler yaptık. En az 28 yıldır iç mimarlık öğrencilerimize bu tür projeler çalışıyoruz demiş. Yeri gelmişken ben bir şey eklemek istiyorum hocam. Biz de Yaşar Üniversitesi'nde 2013 yılından beri 3. sınıf iç mimarlık öğrencilerine 2. dönem ve 4-5 yıldır da 4. sınıf öğrencilerine 1. dönem Adaptive Reuse projesi veriyoruz. Şu ana kadar Osmanlı Bedesteni'nden tutun da işte Roma Agorası'na, Su Kulesi, Silo, Deniz Feneri, Modern Mimarlık Mirası, Pasaj gibi çok farklı yapı tiplerinin yeniden işlevlendirilmesi konusunda birçok proje yaptırdık. İç mimarlık disiplininde bir koruma kültürü oluşturmaya çalışıyoruz bölümümüzde. Yeri gelmişken onu da eklemek istedim. Ben o zaman şey üstünden gittim. Pardon, Elvan da bilir aslında bizim şeyde diyelim. Eğitim sistemimizde parçasında yeniden kullanıma yönelik hakikaten şey yok. Yani tarihi dokuda öyle bir bağlamda bir proje veriyoruz ama bunu hani küçük şöyle elini dokundurup da yapabileceği bir şey gelişmedi bizde, değil mi Elvan? Hiç öyle şeyimiz yok. Biz biraz da daha... Yani koruma dersi olunca biraz da zorlaşıyor herhalde. Yok ya. Hani stüdyoda bir haftalık 10 günlük falan gibi hani strüktürle ilgili bir şey veriyoruz da bu da olabilir mi diye bütün hani üniversiteler için. Doğru. İç mimarlıklar daha çok yapıyor anlaşılan. Aynen. Gülnur Ballice hocamızın Cengiz Bey'e bir sorusu var. Yeniden inşa edilen yapılar ve iç mekanlarda kullandığınız malzemelerin mevcut yapılarla dil birliği sağlaması açısından ne tür malzemeler ve dokular kullanmayı tercih ettiniz? O fabrika yapıların içindeki bütün o metalik malzemeler diyelim ile ilişki kurmak biraz zor aslında. Yeni olan kısımda öyle bir şey aramadık açıkçası. Ama şunu düşündük. Çok bağıran tasarımlar değil de hani çekici, evet güzel, rahat edilecek şeyler. Yahut düz işte zebinler, kauçuk kaplamalar falan gibi. Yani bir müze yahut da bilim merkezine girdiğiniz zaman bekleyeceğiniz malzemeler kullandık açıkçası, tercih ettik. Çok fışkıran şeyler, böyle kendini gösteren şeylerden kaçındı. Bir tek o ön yapının giriş kısmında birazcık şeye, biraz daha ileri gittik belki. Ama doğrusu bir fabrika yapısının işte o bütün iç görünümlerini gördünüz. Onlarla ilgili nasıl bir malzeme birliği düşünebilir, ben onu şu anda bilemiyorum. Aklıma öyle bir şey o zaman da gelmedi, değil mi? Yani. Nasıl bir ilişki kurulur? Evet. Yani şey bu. Cevabım bu. Teşekkür ederiz. Burçin Altın Sayın bir sorusu var. Nimet Hocam, tasarımcılarla korumacıları ayırdınız mı? Ben mi yanlış anladım? Biz de ünlem işareti parantez içerisinde mimarız. Tasarım yapabiliyoruz ne de olsa. Tabii hayır, öyle bir şey kesinlikle Burçin'cim şey değil, şey farkında olmadan kullanmışımdır asla. Yani korumacı tasarımcı diye biz tasarımcıyız. Yine Burçin Altın Sayın Cengiz Bey bir sorusu var. Cengiz Bey, elinize sağlık. Seka bir endüstriyel yapı. Bu yapı tipi de örneğin bir 16. yüzyıl hamamının yeniden kullanım projesini oluştururken köklü farklar olmalı. Biraz söz eder misiniz bu farktan? Demiş. Bu kitap yazılır bir soru sormuş Burçin. Bu arada merhaba Burçin'e de. Biz o 16. yüzyıl yapısı dediğin beraber çalıştığımız bir yapı aslında Burçin'le. İstanbul'da Çinili Hamam. Yani Burçin'in çok katkıları oldu. Tabii ki başka dünyalar açıkçası ikisi de. Yani birisi işte bir sanayi yapısı, işte o kağıtçı var. Türkiye'nin
Cumhuriyet döneminin heyecanı var. Ötekisi de Mimar Sinan'ın yapısı. İşte Bahanesi Barbaros Hayrettin Paşa falan. Orada da başka şeyler var. Yani hepsi heyecan verici şeyler, konular. Arada nasıl bağlantı olur onu doğrusu bilmiyorum. Bilmediğim bir soruyu sormuş. Teşekkür ederiz. Murat Yıldırım'ın Cengiz Bey'e bir sorusu var. İşlerinizde tasarım ve projelendirme aşamalarında iç mimarlardan ne derecede ve nasıl destek aldığınızı merak etmiş. Diğer sorusu da hem Cengiz Bey'e hem de Nimet Hanım'a şehirleşmenin getirdiği özellikle merkezi bölgelerde yeni yapılar için arsa bulmanın zorlanması. Örneğin Londra şehir merkezinde özellikle eski yapıların yeniden işlevlendirilerek ve büyük çoğunlukla iç mimarlarla çalışılarak konut, ofis, stüdyo mekanları oluşturuluyor. Günümüzde bu örneklerin ülkemizde az görülmesinin nedenleri sizce neler? Sunumlarınız için teşekkür ederiz demiş. Cengiz Bey siz başlayın isterseniz. Tabii şu iç mimar, dış mimar meselesi kafamı kurcalıyor. Onu söyleyeyim bir baştan. Bir küçük bir bit atayım diyeyim. Aslında herhalde herkesin katkısının olduğu projeler daha başarılı oluyor. Bizim projede tabii ki kapsamına göre, içeriğine göre veya da iç mimarlar oldu içimizde. Mesela Evren var. Bizim şu anda da izleyiciler arasında adını görüyorum. Onun gibi başkaları da oldu. Onların tabii ki katkılarıyla birçok şey yapıldı. Ama ben biraz daha böyle eski kafalıyım belki. Hani, mimarlığı daha kapsayıcı düşünüyorum. Yani şey olarak tabii bir arkeolog değil bir mimar. Ama o arkeolojide bugün heyecan duyduğumuz yapıları zamanda da mimarlar yaptı diyebilirim yani. Biraz mimarlığı daha ben önde görüyorum. Hani yani eseri kendimize yontuyorum meslektaş olarak. Şöyle söyleyeyim. Tabii ki şehircilik de önemli, işte arkeoloji de önemli. Bunlar bu disiplinlerde olanlar, iç mimari de önemli. Sonuç olarak laf şeye geliyor. Doğru davranmak herhalde herkesin katkılarını alarak bir şeyler yapmaya çalışmaktır ki biz hep bunu sürdürdük. Yani başından beri bunu sürdürdük. Bu akademik çevre olabilir, profesyonel çevre olabilir, fark etmiyor. Ekip meselesi yani. Ben de böyle tabii Cengiz'in tarafına doğru gidiyorum. Hani eski kafalı olalım falan mı diyelim artık yani. Şöyle bir şey, Murat sormuştu değil mi? Murat mıydı arkadaş? Yani her mesleğin kendi yaptığı işi severek yapması ve onun hakkıyla yapıyor olması gerekiyor. Ancak hakikaten bir diğer taraftan da hep beraber aslında aldığımız bir konuyu, herhangi bir konuyu, konunun içeriğine göre ortak üretiyor olmak gerekiyor. Ben de çok ayıramıyorum yani iç mimarlık işte yani tasarımdır o yani sonuçta bir tasarım sürecidir. O tasarım sürecinde işte mimarlık eğitiminin geçmişi daha köklü olduğu için antikiteye kadar gidiyoruz değil mi? Vitruvius'a kadar inelim hani Hermogenes'e kadar gideyim ben biraz daha. Şimdi öyle baktığınız zaman hani geçmişi bu kadar şey olan bir meslek var bir tarafta. Öbür tarafta da hani iç mimarlığı şey için söylemiyorum. Asla hani meslek şövenizmi falan da yapmak istemiyorum ama yerleşmiş bir takım şeyler var. Geçmişler var. Çok uzun kat edilmiş yollar var. O yüzden de mimarlık mesleğini ben de bir bütün olarak görüyorum. Yani her şeyiyle. Tabii ki statikçi olmayacağım ama statiği bilmem gerekiyor. İşte bir peyzajcı bitki floradan şeyden anlamıyor olmayabilirsiniz ama onun estetik şeylerini biliyor olmak gerekiyor. Bunun için
Hani böyle bir ayrım şeyine girmeyin. Yaptığınız işi, yaptığımız işi en iyi şekilde yapmaya bakalım. Hangi işe soyunduysak, hangi mesleğe, mesleğin içindeysek diyelim. Nedenini diyemiyorum. Belki geçmişi daha şey olduğu için, yeni olduğu için, yakın geçmişimizde bir meslek grubu olduğu için diyelim. Olur mu? O da yerleşecektir belki zaman içinde. Zaten yerleşiyordu. Teşekkür ederiz. Son bir Evren Tan Doğan'ın bir mesajı var. Bir iç mimar olarak 13 yıl Cengiz Bey ile çalıştım. Meral hocanın öğrencisiyim. 2006'da mezun oldum demiş Evren Tan Doğan. Sorularımız bu kadar. Deniz. Başka bir soru yoksa ben oturumu sonlandırabilirim. Biraz bekleyin. Merhaba Feyzal Öztaban, ben son bir soru yazmıştım ama okuyabilirseniz sevinirim. Kontrol ediyorum. Tabii Feyzal Öztaban'dan bir soru var. SEKA projesinde yapıların güçlendirme maliyeti tüm proje maliyeti içinde ne orandaydı demekte kendisi? Tabii ki restorasyon kalemleri içinde şeydi, önemli bir kalemdi. Ama onun kadar da mesela düzenekler tuttu diyebilirim. Bilim merkezini yapmak da bayağı bir şeydi, yekün tutmuştu. Biz mümkün olduğunca mevcut malzemeleri kullandığımız için, ilk konuşmamda da söylemiştim konuşmanın başlarında, hani görece de ekonomi yaptık aslında diğer taraftan. Tam rakamları hatırlamıyorum şimdi çünkü epey oldu proje biteli ama tabii ki ağırlığı vardı. Şeyde pardon, Milli Mensucat'ta, Adana Milli Mensucat'ta Cengiz, betonarmelerde sorun yoktu bir anlamda ama metalde müthiş bir korozyon ve de şey vardı. Zayıflama vardı ve mesela metal dikmeler ve makas sistemi büyük oranda diyelim şey değilse bile değişmek zorunda kalmıştı. Metalin öyle bir dezavantajı var. Kesitler de çok inceydi. Çünkü sadece çatıyı taşıyor ama yeni şeyde izolasyon ve benzeri tür şeyler, başka şeyler de ekipmanlar da girince şey ağırlık da artıyor. Kesit de artmaya başlamıştı. SEKA'da öyle bir şey yok. SEKA'da bir kere taşıyıcı sistemde o kadar sorun yoktu. Yani o çok önemli bir şey. Yani iyi durumdaydı diyebiliriz. Paslanmalar vardı ama yüzeyseldi. Paslanma biliyorsunuz aynı zamanda da koruyucu bir yer. Koruyucudur. Dolayısıyla evet deprem için özellikle şeydi. Güçlendirme gerekti. Çünkü eski zamanın yönetmeliğiyle, şartnameleriyle yapılan yapı olduğu için diyelim. Ama İzmit biliyorsunuz oralar çok tehlikeli yerler. Deniz kenarında böyle yumuşak toprağın olduğu yerde yapılmış yapılar. Altında bir de bazı yerlerinde kalıntılar olduğu için de havalanmış bir toprak bir taraftan da. Dolayısıyla depreme karşı güçlendirme açısından müdahale etmek gerekti. Yapısal müdahale etmek gerekti. Orada Ahmet Güneş Hoca'nın metal malzemelerin özellikle taşıyıcıların temizlenmesine, korunmasına Ahmet Güleç Hoca'nın katkısı çoktu. Ama onları da gene çok şey yapmadık. Biz değiştirme yoluna gittik. Mümkün olan olduğu sürece kendi yerlerinde kaldılar. Yani yüzde belki 90-95 oranında kaldılar ama ilave şeyler geldi. Ne diyeyim, o kağlar, çaprazlar geldi. Bekir Hoca sonra dönem Bekir Hoca'nın çok katkısı oldu. Bekir Ankara Üniversitesi'nden eskici. Öyle. Yani iyi, görece iyi durumdaydı yani yapılar. Çok kötü yapıları biliyoruz işte. Bunlar o kadar değildi. Teşekkür ediyoruz. Murat Yıldırım'ın bir yorumu var. Açıkçası ben de Meral Hoca'nın bir mezun öğrencisi olarak Cengiz Bey'le çalışmanın ne kadar heyecanlı olabileceği hayaliyle
bu iç mimarlarla çalışmanızı merak etmiştim. Yorumlarınıza katılıyorum, teşekkür ederim demiş. Fatih Kurnaz'dan bir yorum var. Etkinliğin gerçekleştirilmesinde yer alan tüm ekibe ve değerli sunumlarıyla konuşmacılara çok teşekkür ederim. Eğitici ve keyifli paylaşımlar demiş. Ve son olarak Müge Tunca Bahçeci'den bir yorum var. Mimar iç mimar fark etmez. Bu alanda farkındalık ve bilinç oluşturmak önemli. Bu kesinlikle tasarımlarına yansıyor demiş. Başka soru kontrol ediyorum hemen. Sanıyorum yok. Ben Cengiz Kaboğlu'na ve Nimet Özgün'le katkıları için çok teşekkür ediyorum. Bilinçli yapılan yeniden işlevlendirme, hatta yeniden işlevlendirme iç mekan projeleriyle modern kültürel mirasımızı korumak dileğiyle diyorum. Bu vesileyle katılımcılarımıza da teşekkür ederek herkesin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nı kutlamak isterim. Evet. Sonlandırmadan önce de Elvan Hocam genel bir yorum yapıyor bütün bu sunumlarla ilgili, webinar oturumlarıyla ilgili. Size bırakıyorum hocam. Buyurun. Çok teşekkür ediyoruz. Ben komite çalışanlarına öncelikle ama özellikle de Cengiz Bey ve Nimet Hoca'ya teşekkür ediyorum sunumları için. Yani son toparlama gibi derken bu etkinliğin değil, genel olarak bilançoların kısa bir toparlaması olsun istedik. Biliyorsunuz modern mimarlık mirasının korunması konusunda 2020 yılında öne çıkan sorunları tartışmayı hedefledik DOKOMO Türkiye olarak ve böyle bir etkinlik serisi düzenledik. Burada da temaları komitelerimiz, alt çalışma gruplarımız aracılığıyla şekillendirdik ve odaklarımızı komitelerin alanlarından çıkarmaya çalıştık. 4 tane etkinliğimiz oldu biliyorsunuz. Bu 4.'süydü. Rekonstrüksiyon temasına, kentlerin katmanlarının korunması sorununa, deprem güvenliği ve güçlendirme konusuna odaklandığımız 3 tane bilançomuz olmuştu. Eğitim ve kuram, kent ve peyzaj ve teknoloji komiteleri tarafından düzenlenen, bugün de iç mekan komitemiz tarafından yeniden işlevlendirme odaklı bir bilançoyla bilanço toplantılarımızı kapatıyoruz. Burada aslında kapatmak derken sizlerin de bu etkinlik serimizle ilgili genel yorumlarınız olur mu? Eklemek, söylemek istediğiniz bir şey olur mu? Onu sizlere de söz vererek sonlandırmak istedik. Önümüzdeki etkinliklere geçmeden önce bunu kapatmak üzere. Belki yönetimdeki arkadaşlarımız da bir şeyler söylemek isterler ama seyircilerimizden öncelikle söz almak isteyen varsa söz verebiliriz. Yok herhalde. Yürütmeden arkadaşlar, sizler bunun nasıl planladığımız ya da sonuçta nereye vardık, mutlu muyuz? Belki eklemek istediğiniz bir şey olur mu? Ben şahsen gerçekten çok iyi bir süreç yaşadığımızı düşünüyorum. Hem komitelerimizin çalışmaları hızlanmış oldu. Yeni arkadaşlarla birlikte çalışma imkanımız böylece sağlanmış da oldu. Hem de belirli, yani aslında öne çıkan bazı konuları hep daha genel çerçevelerle tartışabiliyorduk. Odaklanıp daha derinleşebildiğimiz etkinlikler oldu. O yüzden ben çok iyi bir karar verdiğimizi düşünüyorum. Önümüzdeki yıllarda da devam etmemiz gerektiğine inanıyorum. İnşallah tabii çok sorunlarımız olmaz ama olacaktır herhalde maalesef hep olduğu için. Varsa eklemek istediğiniz arkadaşlar, kapatmadan önce chatten gelen bir iki yorum oldu. Her etkinlik güzeldi, sunum yapan herkese teşekkürler diyorlar. Peki o zaman herhalde yorum da yok. Herkesi kutluyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz katılım için. Fotoğraf çekeceğiz. Mümkünse herkes kameralarını açabilirse ayrılmadan birkaç saniye bekleyebilirsek anı olması adına. Aygün arkadaşımız çekiyor. Aygün bize tamam diye haber verirsin herhalde. Bekliyoruz.
Tamamdır hocam. Çok çok teşekkürler. Herkese selamlar, sağlıklı günler. Başka etkinliklerimizde görüşmek üzere. Evet. Ben de çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler herkese. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkürler, iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar herkese.